Arkadaşlar iyi akşamlar, merhabalar. Hoş sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, bu akşamki canlı yayınımızda çok özel bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Osman Karatay hocamız bizle beraber olacak inşallah. Türklerin İslam'ı kabulü konusunda karınca kararınca bir canlı yayın yapacağız inşallah. Kıymetli arkadaşlar, çok uzun zamandır canlı yayınlar konusunda biraz uzak duruyordum. Arka planda duruyordum. Arkadaşlar, bu korona ve pandemi sürecinde herkes gibi ben de tabii ki bazı şeyler yaptım. Kendimle en azından hemhal oldum diyelim. Bu süreçte arkadaşlar inşallah yeni yayınlarla sizle beraber olacağız. Tabii ki bu yayınlara gelene kadar arkadaşlar süreci mümkün olduğunca arkadaşlar beraber işlemeye devam edeceğiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bu akşam dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Osman Karatay hocamızla beraber Türklerin İslam'ı kabulü, Türklerin İslamiyet'i kabulü ile ilgili bir ders yapacağız. Arkadaşlar, hocamızın Türklerin İslam'ı kabulü ile ilgili bir kitabı var. Sadece bu değil. Hocamızın arkadaşlar Türklerin tarihi ile ilgili birçok alanda gerçekten birçok alanda kitapları var. Hırvat ulusunun oluşumundan tutun, Macarların, Oğuzların, Hazarların ve arkadaşlar Bulgarlarla ilgili gerçekten arkadaşlar çok çok üst düzey akademik ve gayet de güzel kitaplar var. Ben yıllardır, aşağı yukarı 10 yıldır hocamızı okumaktan büyük bir zevk duyuyorum. Tabii kendisi de arkadaşlar sağ olsun canlı yayınımıza katılmayı kabul etti ve bize şeref verdi inşallah. Kıymetli arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Bu akşam Osman Karatay hocamızla beraber bir Türklerin İslami kabulüyle ilgili bir canlı yayın yapacağız inşallah. Şimdi değerli arkadaşlar, baktığımızda evet, şöyle hocamızın gelmesini, teşrif etmesini bekliyoruz arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar, tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, evet, Osman hocam, hayırlı akşamlar hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli hocam, ben şöyle yorumları kapatayım sizin görünmeniz açısından, daha sağlıklı olması açısından. Hocam, Evet. siz gelene kadar biraz arkadaşlarla bahsediyorduk. Bugün inşallah Türklerin İslam'ı kabul ile ilgili sizde bir canlı yayın yapacağız. Hocamızın arkadaşlar Türklerin İslam'ı kabul ile ilgili gerçekten harika bir eseri var. Demin dediğim gibi sadece Türklerin İslam'ı kabul ile ilgili değil. Hırvat ulusunun oluşumu, ki benim neredeyse 15 sene önce okudum. Gerçekten derinden etkilendiğim bir eserdim. Daha sonraki aşamada Türklerin kökeni, ki yaklaşık olarak 10 yıl önce Türklerin kökeni ilgili çok farklı ve gerçekten özgün bir bakış açısıyla yazmış olduğu eserlerden sonra hocamızı gerçekten bulmuşken, yakalamışken istifade etmeye çalışalım inşallah. Kendisi aynı zamanda Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları bünyesinde çalışmakta. Hocam, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hocam, hemen çok fazla lafı uzatmadan, malum benim çenem düşmeden, ben sözü size bırakayım. Malum Türklerin İslam'ı kabulü demişken, ya bu Türkler kimdir? Nereden geldi? Bu Türklerin ana yurdu neresi? Bu konuda şöyle naçizane sizin fikirlerinizi alalım, ki gerçekten sizin söylemiş olduğunuz Türklerin ana yurdu ile ilgili teziniz, hatta bana sorarsanız tezden öte bir kanun diyelim. Buradan başlarsak hocam, arkadaşlarımız da buradan faydalanmış olur inşallah.
Estağfurullah. Teşekkür ederim. Şimdi çok genişten almış olacağız ama kısaca madem öyle. Avrasya'nın batısı, Güney Ural sahası, Batı Kazak bozkırları o bölgede Türkler yerleşiyor. Yani Moğolistan bozkırlarıyla hiçbir alakası yok. Yani bugünkü Kazakistan'ın batı yarısı ilk çıktıkları yer, yayıldıkları yerde bütün işte Kazakistan arazisi bugünkü. Tabii batıya atlamışlar, Güney Sibirya'ya o alt aylara ulaşıp ötesine geçmişler. Onlar yayılım sahaları. Esas ana yurtları işte dediğim gibi Uralların güneyindeki bölge. Tarım Evet. yapılabilir, kent yapılabilir bölge. Yani iddia edildiği gibi Türkler ezeli ve ebedi olarak göçebe değiller. Tam tersi şehirli bir medeniyetten mecburi olarak göçebeliğe geçtiğini ifade ediyorsunuz siz de zaten hocam. Göçebelik teknolojik gelişme ister. İlkel insan göçebelik yapamaz. Kesinlikle Belli bir hocam. gelişme aşamasına gelmek lazım. Göçebe isteyerek göçebe değil, mecburen göçebe ama elinden gelmiyorsa göçemez, yapamaz. O teknolojiye sahip değilse. Şimdi taş devrindeki ilkel insanın bugünkü göçebeyle kıyaslayamayız imkanlarını. Öyle yani çadır yapmak falan kolay değil. Taş devri döneminde bugün göçebelerin yaşadığı bölge veya düne kadar göçebelerin yaşadığı bölge taş devrinde yerleşik insanların yaşadığı yerde. Onların kentleri var bugün Kazak bozkırlarında, köyleri var bulunmuş olan. Evet, gerçekten Türklere ait birçok şehir kalıntılarını zaten biliyoruz. Şimdi hocam bu Türklerin İslamlaşması mevzusuna geldiğimizde İslamiyet'in doğduğu aşamada şöyle bir Orta Asya'nın siyasi durumu neydi? Şöyle bir onu profilini çizersek daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyorum. İslam'ın doğduğu aşamada İslam'ın şöyle diyeyim Mekke fethedilirken Köktürk devleti yıkılıyordu. Ve bizi burada Batı Köktürk sahası ilgilendirdiği için tabii daha çok bir daha da kurulmayacaktır. 630 senesi itibariyle Köktürk devleti kargaşaya düşmüştür. 28 yıllık böyle devlet denir mi denmez mi 658 yılına kadar sürekli bir kargaşa. En sonunda Son Kağan'da öldükten sonra işi bitirmişler. Tamam olmayacak bu iş deyip herkes kendi başının çaresine devletsiz bütün boyların başına buyruk kendi başına yaşadığı bir döneme geçirmiş. Yani İran erkenden çöküyor. Belki kronolojik ayrıntılarını söz gelirse anlatırız. Ama Arap orduları Orta Asya sınırlarına ulaştığı zaman Orta Asya'da bir Türk devleti yoktu. Boylar vardı, uruklar vardı. Herkes kendi başına yaşıyor. Merkezi bir idare yoktu. Hatta bir bunları ortak bir harekete sevk edecek olan karizmatik önderler falan da yoktu. İşin aslı ihtiyaç da yoktu. Yani böyle bir şeye ihtiyaç da duymadılar. Onlara geliriz. Yani zaten Türkler bağımsızlığına düşkündür. Genelde idareye karşı bir soğuktur her zaman. Mümkün olduğunca bağımsız hareket etmeye gayret etmiştir. Bugün günümüzde de bunun yansımasını görüyoruz. Kurallara pek uyduğumuz da söylenmez, doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi hocam, Evet. İslamiyet'in ilk ortaya çıktığı süreçte Batı Türkistan'da Göktürklerin dağıldığını söylemiştim. Tabii tam bu aşamada Türk işler dediğimiz bir aslında Göktürklerin devamı olan Onoklar boyu dediğimiz bir boy ortaya çıkmıştı. Şimdi tam bu aşamada aslında Türklerin İslam'la karşılaşması baktığımızda aslında vahiy şeklinde değil ya da tabiri caizse iyi ilişkiler şeklinde tamamen savaşla, tamamen mücadeleyle, kavgayla, vuruş kırışla olmuştur. Tabii bu süreçte Arap orduların, İslam ordularının İran fethi ve dolayısıyla da Orta Asya'ya, daha doğrusu Batı Türkistan'a o Mavera-ı Nehir coğrafyasına giriş konusunda bu giriş konusunda bir açıklamalar yaparsanız seviniriz hocam. Evet, tabii Türk İş Devleti çok sonraki bir aşama. Yani o ilk zamanlarla alakası yok. Var olan Kara Türk İş'in de zaten Araplarla öyle bir ilişkisi yok. Zaten o günlerde Araplar iç kargaşa içinde falan. Türk İşlerin toparlanması falan. Bu en son dönem zaten savaşlar Türk İşlerle alakalı. Onun dışında savaş falan yok. Onun dışında... Ha demin diyecektim Türkler bağımsızlığına düşkün ama çok fazla düşkün.
Yani hiçbir devlet sistemi yok. Herkes kendi boyuyla, kendi uruğuyla baş başa yaşıyor. Fakat o günlerde buna rağmen Bozkır'a Arap orduları girmiyor, giremiyor. Kah kendi iç meseleleri yüzünden, kah göze alamıyorlar. Yani devletsiz bir ortam. Yani her bir boy beyi yanında 300, 500, hadi 1000, 2000 askeri var yok. Öyle bir ortam. Ona rağmen Araplar Bozkır'a giremiyorlar. Daha sonraki dönemde de vaka giremiyorlar. Ha girseniz ne yapacaksınız? Bozkır'da öbürü çekilecek, kent yok, bir şey yok, çadır mı ele geçireceksiniz? Nasıl elde tutacaksınız? Oraya kale mi kuracaksınız? Bunu sadece Ruslar yaptı. Çinliler Çin Seddi'ni yaptı. Ruslar da Stanitsalar özür dilerim, kurarak, kaleler kurarak ancak yerleştiler. Dolayısıyla devletsiz ortama rağmen Türk işlerle o dediğim sonraki bir aşamadır. Buna rağmen Arap orduları Bozkır'a giremediler. O ilk dönemlerde bir şey yoktur. Sadece ne vardır? İşte Maverennahr'ın kentlerine Araplar saldırırken ki onlar da her biri birer kent devleti. Semerkant bir devlet, Beykent bir devlet, Buhara bir devlet, İsficap başka bir devlet. Birer başlarında İşte köprü yıkıldıktan sonra başlarına kalan valiler hanedan haline gelmişler. Ve Araplar için kolay lokma teşkil ediyorlar. Bunlardan işte biri saldırıya uğrarken öbürleri bekliyor. Nasılsa buraya gelmez. Ona da geldiği zaman bir diğeri bekliyor. Ama arada bazıları çeşitli Türk boylarından yardım isteyebiliyor. İşte birkaç bin Türk yardımcı gelmiş. Tabii ücretli olarak bedava değil. Öyle kaşı gözü için gelmiyorlar. Ancak böyle isterlerse çok fazla bir öyle istek talep de yok da yani önce kendileri o kent devletleri Soğutların kent devletleri kendi güçlerini birleştirebilirlerdi yapabilirlerdi. Ya, birinin aklına gelip de Araplara karşı yardım istediği zaman işte köktürk devlet olsa gönderir birkaç tümen. Ama ortada dediğim gibi öyle bir şey yok. İşte falanca bir boy beyi, ismini bilmediğimiz herhangi bir boy. Salur'dan 2000 tane asker geldi. Bundan ibaret. Onlar da işte o kenti Araplara karşı savunmak için bundan ibaret o dönemin savaşları, çatışmaları. Daha doğrusu Türklerle Araplar arasında o dönemde bir savaş yok. Türk işlere kadar. Yani hemen biraz geriye gelerek şunu söyleyeyim hocam. Bu Nihavend Savaşı ve Nihavend Savaşı ile Sasanilerin yok olması, hatta Yezdi Cerdin ki kendisi aynı zamanda Türk hatundan olan bir kişidir. Göktürklere ya da Göktürk bakiyelerine sığınması ve bunun mukabilinde Arapların Maverennahr coğrafyasına 4 halife dönemindeki girişi konusunda şöyle bir çerçeve çizerseniz sevinirim hocam. Evet. Şimdi birinin Türk soyundan olup olmaması tabii önemli bir husus değil. O sonuçta İran Şahı. Evet. Ve anladığımız kadarıyla da hiç sevilmeyen birisi. Çünkü kendi valileri o gelirken kapılarını kapatmışlar. Evet. Zaten henüz iktidarını oturtmadan o 2. Hüsrev'den sonraki dönemde yani aylık neredeyse bir şah geliyor, o iniyor, bir başkası geliyor. En uzun kalanları Yezgert, o da işte birkaç yıl savaşta onun başına patlıyor. Henüz iktidarını da yerleştirmemiş, çok da sevilen birisi olmadığını görüyoruz. Ülke Arap saldırısında şah başkentini kaybetmiş, doğuya çekiliyor ama çekildiği yerdeki kendi valileri şahlarını kentlerine almıyorlar. Çekile Doğrudur. çekile Horasan'a çekiliyor. Orada da Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Akun kalıntılarının önderi olan Nizek Tarhan, Tirek Tarhan diye düzeltme önerileri falan var ama paranın üstünde de ismi Nizek olarak geçiyor. Nizek Evet. Tarhan adındaki bir Hun beyi var. Daha doğrusu Nizek'in biz unvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü 110 sene falan boyunca hep karşımıza çıkıyor. Bir insan Mümkünatı yok. 110 yıl boyunca tabii tahta kalamaz. Bunun unvan olduğunu biz anlıyoruz. Şimdi ona sığınıyor kendi Horasan Merv valisiyle birlikte. Onlar da hatta bir ahlaksızca bir
tutum içine girdiği rivayetler var. Doğru mu yanlış mı? Bunlar kendi kaynakları olmadığı için muhalif düşmanının kaynakları, düşmanı olan İslam kaynaklarından biz onu öğreniyoruz. İşte ahlaksızca tavrı yüzünden Nizek Tarhan ve Orasan Valisi, Merv Valisi onu reddetti. Onlar da kapılarını kapattılar. Yani Şah kendi ülkesi içinde açık kapı bulamadı. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Arapların İran'ı pek çok kent zaten doğru dürüst İran'da kent kuşatması bile olmamıştır. Araplar gitmiştir. Ancak yolda yürürken yorgunluk, zahmetleri yorulmak olmuştur. O uzun mesafeleri alarak doğru dürüst böyle kent kuşatarak, savaşarak bir aldıkları bir yer de yoktur. Takır 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 İran Araplar tarafından alınmayı bekliyormuş adeta. Son derece kolay lokma olmuş. Yani Hazar için ne kadar zor olduysa Hazar tarafı veya Bizans tarafı, İran tarafı da o kadar kolay olmuş. Yani böyle kolay bir lokma olarak İran 10 yıl sürmedi tamamının alınması. 642 senesinde ne 10 yılı? 642'ye geldiğimizde işte kuzeyde Derbent'e ulaşmışlardı. Hazar sınırındaydılar Kafkaslar'da. Doğuda da evet Irmağı görmüşlerdi. Ceyhun'a ulaşmışlardı. Burada hemen devreye girerek şunu ifade etmek istiyorum. Tabi bu arada Köptüklerle Bizans'ın bir anlaşması, İslami Yapkun'un bir anlaşması ve bu anlaşma neticesinde Sasanilerin hem doğudan hem batıdan, doğuda Köptüklerin, batıda da malum Bizans ya da Doğu Roma'nın saldırısına uğraması ve uzun süren Heraklios'un seferlerinde büyük bir sıkıntıya düşmesi, büyük bir işgale uğramasının da getirmiş olduğu tabii ki etkileri de göz önünde bulundurmak lazım. Aslında Arap fütuhatının İran'da, daha doğrusu Sasanilerde başarıya ulaşmasının en büyük nedenlerinden birisi Köktüklerin ve Bizans'ın yapmış oldukları, Sasaniler üzerine yapmış oldukları o büyük baskıdır. Siz de dediğiniz gibi altın tepsiyle Arap fütuhatına aslında sunulmuş oldum bu ortamda. Tabii bu ortamdan sonra Araplar kısa süre içerisinde birçok bölgeye ele geçirdiler ve Mavre-i-Nehir, yani nehrin ötesi dediğimiz bölgeye kadar geldiler ve burada da Türklerle karşılaştılar. Aslında kitabınızda da okurken şunu da çok dikkatli bir şekilde aslında altını çize çize okudum ama şunu gördüm. Batı Türkistan dediğimiz havalide aslında Türkler yoğunlukla yaşamıyor. Yani Türklerin buraya Batı Türkistan'ın Türkleşmesi aslında bu Arap fütuhatı sayesinde olduğunu söylüyorsunuz. Ve burada yerli halkların yaşadığını, hatta Köktüklerden beri başlayarak burada Tudun, işte Tudun gibi, Tarhan gibi, İlteber gibi küçük ya da hanedan mensubu üyeler tarafından bir nevi yönetildiğini, aslında Osmanlı Devleti'ndeki Eflak, Boğdan gibi eyaletlere benzediğini, oraya yönetici gönderildiğini aslında ama o bölge halkının yerli halk olduğu ve Türklerin de yönetici olduğunu söylüyorsunuz ki bu konuda yani Arapların aslında İran'ı ele geçirmesi, Batı Türkistan'a gelmesi Türk tarihi açısından da Türklerin buraya yoğun bir şekilde gelmesinin yolunu açtığını söylüyorsunuz. Hemen burada benim çok dikkatimi çeken bir mesele var. Burada Haccac bin Yusuf ve ondan sonraki süreçte Kuteybe bin Müslim ve bunların sürecini Orta Asya'daki Türkistan'daki fetihlerini geçmeden hemen önce benim çok dikkatimi çeken bir mesele var. Hazreti Osman'ın oğlu Said bin Osman, onun bir valilik ya da seferi var ve bu seferde sonrasında yapmış olduğu faaliyetler var. Buna kısaca değinirseniz çok sevinirim. Çok ilginç, gerçekten benim dikkatimi çeken önemli bir bilgiydi hocam. Evet, belki Orta Asya'nın veya Türklerin, Soğutlar da geç Müslüman oldu. Yani Evet. onların geç Müslüman oluşunun, İslam'a direnişinin sebeplerinden birisi Said bin Osman'ın tek başına değil ama onun gibi valilerin tavırları. Evet, Yani aynı yanında... zamanda vali olan Selmin yapmış olduğu karısının faaliyetini de değinirseniz sevinirim hocam. Evet. Ha, bunlar bir küçük vakainame. Bir toplu olarak anlatalım, toplu olarak görelim. Şimdi
Arap anlayışında harpte hile mübahtır diyor. Evet. Dolayısıyla düşmanla anlaşma yaptığında Arap kendini bunu hile olarak yorumluyor. Öbür taraftan uluslararası hukukta böyle bir şey bilinmez. İki taraf anlaşma yapmıştır, anlaşmaya uyulur. Ama Arap uymuyor. Kendince yorumlamış ve günah olarak da görmüyor. Bunu bir norm olarak, çünkü harp yapıyor. Harpte işte zor durumda kalınca barış anlaşması yapmış. Sonra kurtulduğu zaman anlaşmadan cayıyor. Arapların devlet kültürünün olmayışıyla alakalı bu. Bunu o zaman çok yapıyorlar. Dolayısıyla bir iki bir iki, insanlar şaşırıyor, bu nasıl bir şey? Yani dünyanın başka yerinde iki kabile reisi bile bir anlaşma yapsa bu anlaşmaya uyulur. Yani şuradan şuraya gittikten sonra ben caydım denmez. Ama Evet. Araplar bunu çok sık yapıyorlar. Bunlardan birisi işte Semerkant'tan asilzadelerin çocuklarından rehineler alıyor. Dönüyor. Yolda işte bu sizin topraklarınızdan çıktıktan sonra ben sizi salıvereceğim. Yanımda güvence olarak bulunacaksınız. Gidiyor, salmıyorlar. İşte Beykent'i geçiyor, salmıyor. Merve geliyor, salmıyor. Nişapur'a geliyor, salmıyor. Hala yanında rehin olarak tutuyor. Sürekli de Semerkant'tan elçi gidiyor. Han efendim salacaktınız, söz vermiştiniz. Salacağım, salacağım diyor. Nereye kadar? Basra'ya kadar götürüyor yanına. Sonra bunları kendi yanında işçi yapıyor. Evet. Tarlasında hakaret etmek için vasizadelerin çocuklarını işte tarlasında işçi olarak çalıştıracak. Halbuki söz vermişti bir vali olarak. Vali de dediğimiz bugün işte İran'dan daha büyük bir alanın yöneticisi. Yani bir eyalet valisi olarak düşünelim. Vilayet Evet. değil de devlet adamı olarak söz vermiş ama böyle gerçekten gurur kırıcı olmayacak. Vaka tarlada çalıştırıp çalıştırmaması değil, her halükarda sözünde durmaması esas. Bunun üzerine bunlar da kalkıyorlar, öldürüyorlar. Evet, Ve tabii insanlar da işte Said bin Osman'ı öldürüyorlar. İnsanlar da hak etti diyor. Yani bu kadar da olmaz. Söz evet. verdiysen dur. Ama bu işte benzer şekilde dediğim gibi adeta norm olmuş sözlerinde durmayışları. Fakat beri taraftan da işte bunu bir sözde durmama olarak görmüyorlar. Savaşıyoruz. Savaşta hile mübahtır. O bakışla görüyorlar. Fakat bu bir olur, iki olur. Ondan sonra da olmuyor tabii. Artık anlaşmaya falan da yanaşmıyorlar. Öbür taraf ve daima bir kuşkuyla, nefretle bakıyorlar. Ortası da büyük bir nefrete sebep oluyor bu davranış. Bu normlar daha doğrusu. Evet, şimdi hocam burada Kabaş Hatun'un malum biliyorsunuz güzelliğiyle meşhur bir Türk hatun. Onun tavrı da şaşkınlığı da var. Yani hani bir anlaşma imzalıyor. Hatta Said bin Osman ondan çok etkileniyor. Anlaşmayı aslında ondan etkilendiği için imzalıyor. Söz veriyor. Sözünü tutmamasına çok şaşırıyor. Yani biz Türkler olarak hileyi savaş sırasında yaparız. Savaş bittikten sonra aslında hileyi bırakırız. Ama dediğiniz gibi Araplar harp bir hiledir mantığıyla. Onlarda bir darül harp kavramı var ve darül harp kavramı içerisinde sürekli hile içerisindeler. Bu da bizde büyük bir şaşkınlık yaratıyor ve aslında İslamiyet'e karşı da olumsuz bir bakış açısı içerisine girmeye yol açıyor bu durum. Tabii sadece Said Evet. bin Osman değil, Kuteybe bin Müslim. Yani kendisi gerçekten Sulu Kaan'la yapmış olduğu mücadeleler ve Sulu Kaan'ı defalarca aslında kandırması mı diyelim yapmış olduğu hileler bu bakış açısının bir tezahürü. Hocam bu konu hakkında da işte Kuteybe bin Müslim'in Horasan valiliği sırasında yapmış olduğu faaliyetler, Türklere karşı yapmış olduğu faaliyetler ve Sulu Kaan'la münasebetleri babında birkaç kelam yaparsanız sevinirim hocam. Evet, Sulu Kaan'la Kuteybe'yi yan yana getirelim mi? Evet. Tutmaz. Az önce de İstemi Kaan demiştik. İstemi Kaan değil, Tongyapgu. Doğrudur Tongyapgu. hocam. Kusura bakmayın. Evet, estağfurullah. Tongyapgu'yu ben kaçırdım. Hatta meşhur bir Tongyapgu ki Bizans'a yardım için geliyor Tiflis'e. Onu da sizin eserinizden Tabii. okumuştum. Tabii. Yoksa Tongyapgu gerçekten İstemi Kaan'ın...
Onun torununun torunu, ondan İstemi Kağan'ın ölümünden 50 yıl sonrasından bahsediyoruz bu Yani dönemde. o biraz Şimdi kafalar bende karıştı. evet. Şimdi ayrı ayrı anlatalım. Sulu Kağan her sene bir vali değiştirten bir Kağan'dır. Evet. Yani Kutey değil. Kesinlikle. Sulu Kağan'ın karşısında vali dayanmıyor. Bir sene tanıştığı yani cephede hasım olarak tanıştığı valiyi ertesi sene bulamıyor. Ona daha sonra gelelim çünkü Nebu kronolojisi Müzahi daha sonra. olarak biliniyor. Yani Evet. zahmetlerin babası. Evet. Doğru Ama hocam. Kutey ile Kutey'nin kronolojisi daha önce. Doğrudur. Genç Haccac bin Yusuf'un Kufe valisi Horasan daha doğrusu yeni fethedilen her yer Basra'daki Haccac'a bağlı. Doğudaki her yer Evet. Basra'dan yönetiliyor. Basra'da doğrudan Şam'a bağlı. Yani valinin altındaki vali. Şimdi İran'dan büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Horasan valiliği, Horasan valisi Basra valisine bağlı. Evet. Evet. Orada Haccac bin Yusuf'un adamı olarak önce rey valiliğine getiriliyor genç yaşta. 1-2 yıl stajından sonra da doğrudan Merv'e gönderiliyor ve Doğu'nun işte Horasan'ın valisi olarak 705 senesinde kariyerine başlıyor. Hemen önüne fırsatlar da doğuyor. Harezm'deki kargaşa da davet ediliyor. Orada iki kardeş birbirine girmişler. Harezm, İran, bugünkü Aral Gölü'nün güneyindeki saha, Karakalpak Evet. Türklerinin yaşadığı saha. Ama o zaman İrani dilde olan, Fars olmayan, Farslarla aynı dili konuşan başka bir halk, Harezmliler diyoruz. Bir halkın yaşadığı, işte Arslar olur, değişik boy isimleri var orada, oradan bize ulaşan. Çoğunlukla Arsiye, Ars halkı olarak geçer. Bunların ülkesi, bu hükümdar kardeşi birbirlerine girmişler, davet etmişler. O da Kuteybe'nin çok sevineceği bir şey, gidiyor, el koyuyor. Ve bahane göstererek bütün Harezm'i kolay bir şekilde ele geçiriyor. Oradan yine nehri geçerek Beykent en yakın, nehirden ötedeki Maveren Nehri'nin Buhara yolundaki en yakın kent veya Baykent diyelim belki de zenginliğine muhtemelen Baykent tabii. Zengin olduğu için oradan alınan daha önceden de çok ganimet alınmış. Orayı Buhara'yı derken Afganistan'da ilk geldiği zaman itaatsizlik emareleri görüyor. Onlara kendini göstermek için Talkan Kalesi muhafızlarına çok sert davranıyor. Ve muhafızların tamamını, kaledeki, Talkan'daki muhafızların tamamını öldürüyor. Ondan sonra Afganistan'da hiçbir sorun kalmıyor. Ve gereği sağlama aldıktan sonra hiç kimsenin işte öyle isyan edecek yerli emirleri, özür dilerim, yerli yöneticilerin henüz Müslüman değiller. Buda inancındalar çoğunlukla Afganistan'ın o bölgesindeki halk. Ondan sonra Maveren Nehri'ne çok daha rahat bir şekilde gereği sağlama alıp yoğunlaşıyor. İşte Buhara, Semerkant derken Otrar'a kadar gidiyor, Farab'a kadar. Yani her sene bir şehir ala ala. Bugünkü işte Kırgızistan sınırlarının ötesine, Fergana'nın doğusuna kadar bayağı bir yerlere gidiyor. O kent kuşağı boyunca çeşitli kentleri alarak. Arkasında tabii güçlü bir vali, halifeden daha güçlü, daha doğrusu Emevileri kurtarmış olan adamdır Haccac. Haccac olmasaydı Emevi hanedanı çöküp gidecekti belki. Kesinlikle. Abdullah bin Zübeyr belki halifeliği alacaktı. Kesinlikle Kabe'yi Emevileri taşlaması kurtaran adamdır. amacıyla. Evet, yani arkasında güçlü bir vali var, istediği kadar askeri var. Orta Asya için çok büyük toplaması zor olan askerler. Onun için işte 30 bin 40 bin asker büyük sayıdır Orta Asya'da bu rakamlar.
Çok rahat bir şekilde geliyor. Hatta dahası var. O bölgeyi Araplaştırmak için Horasan'ı Yemen'den kabileler getiriliyor. Oralara yerleştiriliyor. Evet. Bunların bir kısmı daha sonra Semerkant'a, Buhara'ya falan da yerleştirilecek ve uzun sürede kalacaklardır orada. Daha sonra işte asimile oldular, gittiler ama bayağı bir Arap Horasan'dan da Maverön Nehri'ne aktarılıp oralarda kalmıştır. Burada hocam bir araya girelim. Bugün Çin'in Doğu Türkistan'da malum Uygurlara yapmış olduğu aslında zulmün bir benzerinin neredeyse aynısını bu şekilde de Kuteybe bin Müslim yapıyor. Arapları getirip Türk ailelerin içerisine yerleştiriyor. Ve bunları bir nevi Soğut casus olarak kullanıyor. Türk değil de soğut aileler diyelim. Yerli halkın içine, Yerli Semerkant'ın. halkın içerisine yerleştiriyor ve Evet. bu büyük bir tepkiye de yol açıyor. Daha sonra Kuteybe'nin ölümünden sonra meşhur ikinci Ömer olarak da bilinen Ömer bin Abdülaziz tarafından bu kaldırılıyor. Buraya da araya da girmiş olayım hocam. Buyurun devam edin tekrar. Evet, Kuteybe'nin dolayısıyla kademe kademe gidiyor. Politikayı da çok kullanıyor. Çok zeki bir insan, gerçekten göz açık bir insan. Oralardan haberler alıyor. Kimin kiminle sorunu var? Halk ne istiyor? Halkın yöneticiyle durumu ne? Bunları çok dikkatli bir şekilde tespit ediyor ve bunları çok iyi kullanıyor. Sadece askeri güce dayanmıyor. Ve bunların bir araya gelmesini de önlüyor. Yani hepsi bir araya toplanacaklar, ortak bir harekata geçecekler falan. Şimdi şunu diyecektir kronolojiyi bilen dinleyicilerimiz, 690'lardan itibaren Karatürk işlerin varlığını biliyoruz. Şimdi 705 senesinde Kuteybe geldi. Türk işler de varlar. Niye? Hani devlet yoktu. Devlet yok çünkü bu Türk işler iki defa Batı yeniden kurulmuş olan, özür dilerim, İlteriş Kağan'ın kurduğu ikinci Köktürk Devleti'nin tazyiki altındalar. Kara Türk İş Devleti hiçbir zaman Araplara dönme imkanı olmadı. Evet. Onların zaten kendiler de kaşındılar. Yani Köktürk Devleti'nin yükselmesine karşı Çinlilerle ve Kırgızlarla işbirliği içindeler. Bu yüzden iki defa feci şekilde Köktürklerin seferiyle bunlar ezilmişlerdir. Evet, Meşhur Türk Bozkır İşlerin bir Savaşı. devleti. Tabii bir Türk İşlerin, Kara Türk İş safhası bir devleti vardır. Ama bu devletin Araplarla ilgilenecek herhalde bir vizyonu da yoktu, bilmiyorum. Çinliler için falan filan da önemli değil. Çin için önemli olan o etraftaki güçleri, Türk işçileri falan Köktürk'e karşı yönlendirmek. Başardı da ama ne oldu? Türk işlere oldu olan ve bir süre ya sonu şey Kara Türk İş Birliği iki darbenin ardından dağıldı. Sarı Türk İşçiler toparlanıncaya kadar yine bir devletsiz dönem var. Bu siyaset Köktürklerin bir suçu yok herhalde. Onlar da kendilerini korumaya çalışıyorlar Üçlü İttifaka karşı. Sonuçta her şey Arapların lehine. Yani Evet. rüzgar onların istediği gibi esiyor. Bir Türk İş Devleti kuruluyor ama aynı devlet daha doğudaki Moğol işte Ötüken merkezli bulunan ikinci Köktürk Devleti tarafından yıkılıyor. İşte baskı altına tutuluyor. En sonunda yıkılıyor. Dolayısıyla Kuteybe'nin döneminde hala aynı durum. Daha doğrusu enkaz Kara Türk İş Devleti'nin enkaz dönemidir. Kuzeyden Türklerden öyle bir tehdit hala yok. Kuteybe döneminde. Bu noktada o da genel olarak Araplar dört ayak üstünde, Kuteybe de dört ayak üstünde. Kendi dönemi itibariyle. Evet. Ciddi bir rakibi yok Orta Asya'da. Üstelik de o Tarhan Nizek en başlarda gelmiş, anlaşmış, çok iyi dost olmuşlar. Tabi Henüz olmuş. Müslüman değil. Evet. Henüz Müslüman olmamış ama çok iyi kaynaşmışlar. Çok iyi dost olmuşlar böyle Osman Gazi ile Köse Mihal gibi Evet. böyle. Fakat daha sonra araya kara kediler girmiş birbirlerinden uzaktayken sonra haberler gitmiş gelmiş.
O isyan edecek, yok o Öldürülecek. sana karşı bilmem ne yapacak. İyi dost olmuş iken, ki bu dönemde Tarhanizek'in güçlü bir adam, bir savaşçı komutan olarak Kuteybe'nin yanında yer alması ilk yıllarda iktidarın orada sağlamlaştırmasında Evet. büyük katkıda bulunuyor. Ama ne oluyor? En sonunda işte kaçmak zorunda kalıyor ve Afganistan işte dağlarında yalnız etrafında çok az kişi olduğu halde Tarhanizek öldürülüyor. Böylelikle bir taraftan bu çok güçlü adamdan kendi iktidarını yerleştirmek için istifade ediyor. Öldürdükten sonra da karşısında rakip kalmıyor. Evet. Dolayısıyla Kutube de dört ayak üstünde diyelim 715 yılına kadar 10 yıllık veya 11 yıl belki sürmüş olan bir variliği var. Bu Evet. dönemde kendinden başka veya kendisinin Araplardan başka bir sıkıntısı yok. Araplar ney? İşte kan davaları, kabile kavgaları bilmem ne yerli halktan ziyade Afganistan ve Sogdiana'nın halkından ziyade Kuteybe'nin sorunları Arapların kendi dertleri. Dolayısıyla nispeten çok rahat bir valilik yapıyor Kuteybe. Evet. Ve gerçekten de Kuteybe'nin sonunu getiren de Araplar oluyor. Evet hocam, burada hemen devreye girerek 716 yılından Hı. sonra bir Sarı Türgüş lideri olarak tezahür eden Sulukan hakkında birkaç kelam yaparsanız sevinirim ki kendisi Tabii ki. Ebu Müzahim Zahmetlerin babası olarak biliniyor. Dediğiniz gibi birçok valinin değiştirmesine yol açan ve Türk-Arap mücadelesinin kilit isimlerinden birisi. Daha sonra kendisinin oğlu da yanılmıyorsam Külçor. O da kısa süreli bir mücadelesi var. Onun da esir düşmesiyle Türk işlerin artık yavaş yavaş tarih sahnesinden çıktığını görüyoruz. Buyurun hocam. Evet. Kuteybe halife değiştiği ve Süleyman halife olduğu zaman önce hamisi olan Haccac ölüyor. Birkaç yıl sonra da iyi geçindiği halife Hişam idi sanırım. O ölüyor. Ardından Süleyman geliyor. Bu yeni halifeyle de arası hiçbir şekilde iyi değil. Zaten ayağını kaydırmaya çalışan bir Mühelleb oğlu var. Mühelleb ve oğlu Yezid var. Sürekli bunun aleyhinde olan halife değişince rüzgarlar işte esiyor. Ne yapacak? Dedim ya Arap'ın henüz devlet kültürü işte dünyayı fethetmişler de devlet kültürü bambaşka bir şey. Ya bu senin Evet. komutanın o kadar sana hizmet etmiş. Gel otur bir konuş. İşte başka bir görev ver bilmem ne. Bunlar yok. O önceki halifenin adamıydı. Dolayısıyla ne olursa olsun, ne kadar kıymetli olursa olsun kes kellesini. Bunu bildiği için Kuteybe de isyan ediyor. Evet. İsyan ettiğinde yanındaki askerler halifenin tarafındalar. Yanında sadece Soğut birlikleri kalıyor. Ve Araplar tarafından tabii öldürülüyor. Halifeye bağlanmış, bağlılık bildirmiş Evet. olan, isyana katılmamış olan kimseler tarafından öldürülüyor. Kuteybe böylece başarısının mükafatını kendi bağlı olduğu devleti tarafından öldürülerek mükafatını almış oluyor bunun. Evet, onun sürekli ayağını kaydırmaya çalışan ve tabii bu yeni halifeyi de bu yönde kışkırtan Yezid bin Muhallab bunu tabii fırsat olarak kullanıyor ve hemen beklendiği gibi vali olarak atanıyor. Evet. Yezid vali olarak atandığı zaman kendi daha önce konuştukları başına iş açıyor. Evet. Nedir? Cürcan kenti Hazar'ın güneydoğusunda Fars İranlıların nüfusunun böyle en koyu İran nüfusunun yaşadığı daha sonraki dönemde de ne derler İran kültürünün en sıkı temsil edildiği koyu İranlıların yaşadığı bir bölge Cürcan.
Oraya daha önceki dönemlerde de bakın 640'lardan bahsettik. Hadi 650'de Cürcan'a yaklaşmış olsunlar. Aradan geçmiş Kutayb'e de girmemiş Cürcan'a. 65 70 yıla yakın zaman geçmiş. Cürcan'a gidiyorlar. Lütfen verginizi rica edelim kibarca. Bir vergi anlaşması yapılmış. Onlar da tamam göndeririz diyorlar. Tabii göndermiyorlar. Yıllar böyle geçiyor. Yine elçi gidiyor, hatırlatıyor ya işte unuttunuz şu vergiyi gönderseniz bir zahmet, zahmet olmazsa. Onlar da tamam hadi göndeririz diyorlar. Göndermiyorlar. Cürcanlılar böyle. Ve Araplar da bir nam yapmışlar. Aslında büyük bir korkulacak bir bölge değil de nam yapmışlar kendilerince. 70 sene boyunca her tarafa giren Arap orduları, İran'ı takır takır hiç savaşsız alan Arap orduları Cürcan'a bir türlü girememişler. Ve Kuteybe peşi peşine her sene birkaç kent alıyor. Şimdi yıllıklarda tek tek vardır. Şu sene işte şurayı aldı, bilmem neyi aldı. Tek tek bunları sıralarlar. Yezid dalga geçermiş. Yezid bin Muhallep. Bu Emevi Yezidlerle bir alakası yoktur. Vali Yok. ailesindendir daha önceki. Evet. Evet. Yezid Araplarda yaygın bir zaten isim Tabii, ya, o dönemde. tabii. Yezid dalga geçermiş Şam'da ya kolaysa gitsin Cürcan'ı alsın ne bu Semerkant almış Buhara'yı almış o da bir şey mi? Küçümseyerek öyle dermiş. 70 senedir kimse Cürcan'a giremedi. Eğer erkekse gitsin Cürcan'ı alsın. Tabii hiç Cürcan'a Kuteybe yeltenmiyor bile. Zaten bayağı da meşgul dedim ya bayağı doğuya neredeyse Doğu Türkistan sınırlarına kadar uzanmış Tanrı Dağları'nın etekleri boyunca Fergana Vadisi boyunca doğuya gittiği yere kadar gitmiş Kuteybe. Şimdi bu yolda giderken Cürcan'dan haberler geliyor. Bu kez de yine bir taraftan dört ayak üstüne düşüyor. Fakat o an talihi yaver gidiyor ama daha sonra Yezid başarısını sürdüremiyor. O da çok feci bir şekilde yine kendi devleti tarafından cezalandırılacaktır. Bir de sözü büyük konuştuğu için efendim işte Cürcan bekliyor. Daha başkentine gitmeden, Merve gitmeden yol üzerinde sola sapıtması gerekiyor. Rey'den sonra Cürcan'a gitmesi için. Efendim Cürcan'a gitmemiz gerekiyor mecbur. İşler karıştı orada falan. Büyük de konuşmuş, iş başa düşmüş. Çok bayağı bir korktuğunu tahmin ediyorum. Ben nereden konuştum, nereden bunu başıma aldım diyerekten Evet. çok pişman olduğunu Yezid'in. Evet, tahmin ediyorum. Cürcan'a gidiyor. Gittiği zaman Cürcan'da her tarafı yanmış yıkılmış halde buluyor. Yezid. Evet. Şaşkın. Daha doğrusu ben orada satır aralarını görmeye çalışıyorum. Sanki oranın yanıp yıkıldığı haberini aldı, ondan sonra kolay lokmaya gitti. Yani dövülmüş bir adamı dövmeye gitti. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimal öyle gösteriyor. Yani ki kendisi başarılı bir komutanla değildir Yezid. Bir savaşçı değildir yani Kuteybe Evet. gibi değildir. Öyle kalkacak Cürcan'ı almaya gidecek. Kendisini Cürcan Fatih olarak sunacak. Cürcan'da işler yolunda olmasa, onu bekleyen bir fırsat, bir ganimet olmasa herhalde o da bir bahane uydururdu kendince. İşte gelecek sene, gelecek sene tamam oraya da sıra gelecek falan deyip ertelerdi daha önceki valiler gibi Cürcan işini. Fakat Cürcan'a gidiyor ve Cürcan'ı yanmış, yıkılmış bir halde buluyor. Ne oldu buraya? Sul adında bir Türk geldi, her tarafı yakıp yıktı. Evet. Evet, Yezid 716 senesinden bahsediyor. Bu arada Kuteybe ile Cürcan'ı bir araya getirirler. Ya basit bir kronolojidir bu. Kuteybe'den öldükten sonra, Kuteybe'nin ölümünden Evet. sonradır. Çok basit kronolojilerde bile hata yapıyorlar. Ondan sonra tabii şaşkın ve ben satır aralarını kaynaklardan işte okumaya çalışıyorum. Daha önce bunu bilerek oraya gittiğini, hazır bir zafere dediğim gibi dövülmüş bir adamı dövmeye gittiğini tahmin ediyorum. Öbür türlü kolay bir şey değildi. Türkler Cürcan'a saldırmışlar, yağmalamışlar, yakıp yıkmışlar.
Bunu Türklerde kim? Devlet yok demiştik. Başıboş herkes kendi boyunun başında. Sultigin adlı bir isminden bir Köktürk prensi olduğunu, devlet kalmamış ama Tigin unvanını taşıyan insanlar, işte belki 30 tane 40 tane Tigin vardı devletin olduğu zamanlarda. İşte onlardan biri, onun veya çocuğu neyse, işte kendine bağlı biliklerler Cürcan'a saldırmış. Bunu haber alan, hatta saldırmış, çekilmiş, başka yerlerde meşgul. O meşgulken gidiyor Cürcan'a giriyor. Kolay bir şekilde Cürcan Fatih'i oluveriyor Kuteybe. Sonra Sultigin geri geliyor, karşılaşıyorlar. Savaşa tutuşacak oluyorlar. Yine diplomatça davranıyor Yezid, ya bizim savaşacak bir şeyimiz yok, bizim savaşımız değil. İşte sen alacağını almışsın, git yağmaya gelmişsin, yağmanı yap git. Biz de işte bunları cezalandırmaya geldik. Bunlar bizim tabimizdi, uymadılar. Ama sağ ol, sen bizim yerimize cezalarını kesmişsin. Öyle bir hani kedilerin birbirlerine tehdidi vardır ya, onun gibi. Evet. Sonra savaşmadan iki taraf, bir rivayete göre işte meydana birkaç yiğit çıkmış. Onlar vuruşmuşlar. Sonra işte vazgeçmişler bunun üzerine savaşmaktan. Ki kolay da değil. Berisi Tigin bir çete reisi diyelim. Böyle bir devletin komutanı değil tahmin ediyorum. Ama beri tarafta Horasan valisi var. Yani ha deyince 100 bin kişilik ordu çıkaran bir validen bahsediyoruz. Köktürk devletinin en fazla çıkarabileceği ordu 7 tümeni geçmez. O da 49 bin eder. Evet. Yani 70 bin de etmez. 50 bini ancak bulur. Köktürk devletinin en haşmetli zamanında bütün orduları, hepsini toplasak. Dolayısıyla bir Horasan valisi en haşmetli Köktürk devletinin iki kat askere sahip. Bir de öyle Doğru diyorsun. değerlendirelim. Yani Ha, buna tahmin ediyorum. ekleyerek kısa bir şey söylemek istiyorum. Avrupa'da neredeyse 200 yıldır kasıp kavuran Avarlar 20 bin savaşçıya sahiplerdi. Bir de böyle Yani bir yön de var. Yani hani evet. savaşçımız var ama yapmış olduğumuz savaşlardaki mücadelelerimiz de düşmana ve dosta nam salmış o tarihlerde. Tabii dediğiniz gibi yani küçücük bir birlik ya da küçücük bir kuvvet sahibi olan birisinin Araplara yani ilk etapta karşı karşıya gelmesi imkansız gibi. Bu biraz da şeye benzetiyorum ben. Cengiz Han'ın ilk Harzemşahlar'la karşılaştığı ana benzetiyorum. Cengiz Han dağınık işte Moğol ve diğer Türk boylarının hanı olmuş ama karşısında kocaman bir Harzemşahlar var. Hemen Harzemşahlar ilk aşamada kavgaya tutuşmuyor. Diplomasiyi ön plana çıkarıyor. Bunu da bu şekilde anlamaya çalışıyorum. Tabii araya girerek hocam bir araya girdim ama buyurun devam edebilirsiniz. Gerçekten huşuyla dinliyorum. Evet, bunun üzerine geri çekiliyor. Bu bizim savaşımız diyerekten işte Sultigin'i çekilmeye davet ediyor. Çekiliyor gerçekten. İşte buyurun gidebilirsiniz. Sultigin de gitmiyor, takılıyor. Tamam, sizin ülkeniz, siz aldınız da ben sizi merak ediyorum diyor. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Bana dinini anlat falan. Sultigin beğenmiyor diye anlattıklarını. Ondan sonra yok diyor, ben sen dinlenecek, güvenilecek bir adam değilsin. Senin gibi bir adamdan dinlenmez. Bana diyor yanıma rehber ver, Evet. adamlarımla sizin en büyük hükümdarınıza gideceğim diyor Sultigin. Çam'a gidiyor. Ben doğrudan eğer sizin dininizi sizin en büyük hükümdarınızdan, en büyüklerinizden öğreneceğim. Yani seni adam yerine koymuyorum diyor açıkçası Evet. Yezid'e. O da peki diyor, işte rehberler veriyor. Neyse, namesini, pasaportunu hazırlatıyor, yazıyor. Ve Sultigin oradan kendi etraf adamlarıyla birlikte Şam'a doğru yola çıkıyor. Cürcan da geldi bedava, nasıl savaştı, bilmem kaç kişi öldürdü. Nam yapması lazım ya. Yerli halktan 4 bin ila 12 bin arasında
daha çok 12 bin sayısında işte odaklanılıyor. İnsanları toplayıp işte bir çayın kenarında öldürerek kanlarını değirmene işte o şeyden çaydan değirmenine aktardığı, o değirmenden ekmek yapıp yediği şekilde işte rivayetler yapılıyor. Bu şekilde Yezid bin Muhallep Cürcan'ın işte halkından en az 12 bin, ya daha doğrusu üzerine ittifak olan rakam, ama bu 12 kişi de olsa suçsuz, 12 bin de olsa sayı aynı, teslim olmuş savaş ortamı değil artık. Bu insanları öldürmesi tabii bir katliamdır, feci bir şeydir, bahanesi olmayan bir şeydir gerçekten. Yani teslim olmuş olan insanları, elinin altında bulunan insanları bu şekilde bir soykırımdır Cürcan'da. Evet, Cürcan'da Yezid bunu yapmıştır. Evet, ondan sonra da Yezid'in öyle çok Şam'da konuştuğu gibi başarılı bir vali olmadığı görüldü. Sultigin ondan sonra işte 717'den itibaren onu, 716'da gelmiştir. İlk doğuyla işlerini halletmiştir. Bilge Kağan'ın damadı olmuştur. Bizim yazıtları yazan ikinci Köktürk Kağan'ı, Bilge Kağan'ın damadı olmuştur. Çinlilerle de anlaşmıştır. Çünkü demek biz vizyon görüyoruz kafasında. Daha önceki Wu Chile gibi işte Karatürk yöneticilerinin aksine kafasında bir şey var ki, bir taraftan Köktürklerle, bir taraftan Çinlilerle tehdit dolu bir şekilde. Bakın, sizin oralara karışmıyorum, karışmayacağım da. Ama ilk senesinde bir seferi vardır Çin bölgesine. Ama diyor, siz de benim ülkeme karışırsanız o zaman böyle yaparım. Ne yapabileceğimi gördünüz diyerekten hem Çinli hem Köktürklerle anlaşıyor, geriyi sağlama alıyor ve ondan sonra dönüyor. Araplar için zor günler orada başlıyor. Ve Türk-Arap savaşları dediğimiz şey de işte orada başlıyor. Evet, o 20 yıllık Öncesinde bir şu ana mücadele. kadar, evet, şu ana kadar biz bir Türk-Arap savaşı görmedik. Sadece dediğim gibi kent devletlerinin yardımına çağrılmış olan Türk müfrezeleri, işte bölükleri, taburları neyse gördük. Şu ana kadar bir Türk-Arap savaşı olmadı. Şeyde de savaşmadan çekildiler, Cürcan'da. Ama işte Sulu Kağan'ın doğuyu bağlayıp yüzünü batıya çevirmesiyle veya güneye çevirmesiyle Araplar için zahmetli günler başladı. Zahmet'in babası Ebu Muzahim ondan sonra işte faaliyete başladı. 717-737, 20 yıl. Evet. 20 yıl boyunca her savaşını kazandı. Her sene bir bölgeden Arapları attı, attı. Buhara dışında Mavarennehir'den tamamen Arapları attı. Sonra Afganistan'a girdi. Afganistan'ın kuzeyinde de neredeyse tamamını ele geçirdi. Fakat yerli halktan çok böyle beklediği desteği bulamadığını görüyoruz. Tuhaf, Sulu Kağan'ın Araplardan kurtarmış hem Mavera Nehri, Sogdiana'yı hem de Afganistan'ı, eski ismiyle Baktriya'yı. Onlardan kurtarmış da biz Sulu Kağan'ın yerli halktan destek değil de köstek belki daha çok gördüğünü ve çoğu yerde kendi başına kaldığını görüyoruz. Evet. Yani o da ilginç, düşündürücü. Yani çok zengin ve geniş ülkelerdir. Bugünkü bir Özbekistan'ı olduğu gibi almış. Kendisi Güney Kazakistan bölgesine tekabül eden işte Türk İş Devleti'nin Kağan'ı. Bugünkü Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı falan tamamen almış. Buralar zengin olan, tarımı falan yerinde olan, İpek Yolu üzerindeki Ticaret. yerlerdir. Oradan Afganistan'ın kuzeyine, Toharistan derler o dönemdeki ismiyle, oraya girmiş, almış. Fakat ben onu düşünüyorum. Acaba kendisi mi beceremiyordu yerli halkla, ama becerse de becermese de
Şimdi bir düşmanın düşmanı dost olarak gözükür. Yerli halkın işte desteklemesi beklenirdi. Biz hep kendi askerlerle kendi başına olduğunu görüyoruz. Yani oranın nüfusu da çok. Ciddi bir şekilde Suluk Ağa'nın yerli halk tarafından desteklenmediğini müşahede ediyoruz. Bu şaşırtıcı. Bu çok çok şaşırtıcı. İşte bunlar İslam'a ısındılar da Müslüman oldular da aslında Müslüman olmayan Türklere mi direniyordu Afganlar ve Soğutlar? Onu da göremiyoruz. Henüz Müslüman da değiller. Ama işte böyle kaypak bir tutum içindeler. Türk işleri yalnız bırakıyorlar. Ama sonuçta 20 sene boyunca Araplara kök söktürüp çok geniş bir alandan Araplara atıyor. Bu sebeple yani sürekli Suluk Ağa'nın muzaffer olduğu için ve her sene bir vali değişiyor. Yani 2 yılı bulmuş olan vali bir ya da 2 tane var yok. Yıllık bir vali değiştirtiyor Suluk Ağa'nın. Cüneyt bin Abdurrahman 3 yıl valilik yapmıştır. Tek istisna odur. Cahiz'in kitabında Cüneyt ile ismini vermez ama Kaan der. Biz Evet. o Kaan'ın Cüneyt bin Abdurrahman'ın valilik dönemini bildiğimiz için Sulu Kaan olduğunu tahmin ediyoruz. Bunları bir araya getirip konuşturur. Vaka diğer kaynaklar bundan bahsetmez. Tarihi kaynakların hiçbirisinde Kaan ile valinin böyle bir araya gelip konuştuğundan bahsedilmez ama Cahiz de çok geç bir dönemde yazmamış. Evet. Muhtemelen bu oldu. Bir araya geldiler ve konuşmaya, tartışmaya başladılar. Bu arada çok ilginç bir şey. Emevi din anlayışına karşı çıkan Haris isimli bir Arap'ın Haris bin Süreyç. destekçisi olan Evet. Müslümanlar var. Bu Müslümanlar Türk İş Ordusu'ndalar. Evet. Yani İlginç. Türk İş Ordusu'nda Müslüman olmayan Türklerin ordusunda Müslüman Araplar var. Bunlar Evet. Emevilere karşı savaşıyorlar. Bu Doğrudur. da ilginç bir ayrıntıdır. Ne diyorduk? Ha, o önemli bir nokta. Haris, özür dilerim. Cüneyt bin Abdurrahman ile Kaan'ın sohbetini Cahiz El Fezailül Etrak, Türklerin Faziletleri adlı Faziletleri. kitabında bize nakleder, böyle konuşmalarını nakleder. O bize o dönemdeki Türklerin kafa yapısını net olarak gösteriyor. Çok Yani o ilginç. sohbeti O diyaloglar okumadan, zaten çok ilginç. tabii o sohbeti okumadan anlamamız çok zor. İşte şu konuda siz ne yaparsınız? Şöyle bir problem olduğu zaman bir daha çok hukuki konular yani toplum hayatında uygulanan çeşitli sorunlar olduğunu ne yapılır? İşte biz bunu yaparız. Biz ondan daha fazlasını yaparız diyor Kaan. Cüneyt işte şu konu olduğunda biz şunu yaparız. Onu biliyoruz, biz de biliyoruz. Biz onu daha iyisiyle yapıyoruz der diyor. Yani Evet. Cüneyt şeriat hükümlerini sıraladıkça Kaan yani bizde daha iyisi var diyor. O da Niye Müslüman olayım töreden ki? söylüyor. Evet, dolayısıyla bizimkiler sizinkilerden daha iyi diyor. Sizinkileri içeriyor. Yani sizin hükümlerinizi içeriyor ama daha güzel bizimkiler. Ne desin Cüneyt'ten sonunda ya tamam doğru da siz onu aklınızla buldunuz. Bize ise vahiy ile geldi. Allah'ın emri olarak geldi. Akılla bulmak İyi de. aslında daha önemli. Ya, tabii ki üstün olan o. Orada ödüllendirilmesi gereken doğru olan Evet. taraf ödüllendirilmiştir de Türk tarafı Evet. akılla bulduk diyor. Bu ilginç bir konuşmadır. Ben işte kitabımın özünü teşkil eden ilk kez oldu. Yani belki 100-150 yıldır modern tarihçilik bu konuları çalışıyor ama tezlerin çok birbirinden farkı yoktu bugüne kadar. Bilimsel tezleri diyorum. Her iki sağ ve Evet. sol taraftaki tarih dışı olan anlayışları demiyorum. Bilimsel kısımdan Bartolt'tan beri süregelen bilimsel tarihçilikten Bizdeki bahsediyorum. Osman Turan çizgisi Evet, çok meşhurdur fazla ve üzerine de konuşulmaz hocam. Yani hani tartışılmaz daha doğrusu. Kutsal bilgi olarak kabul edilir. Osman Turan söylediyse kesin öyledir. Üniversite hayatımda ben de onu da yaşadım.
Yani hani acaba böyle olabilir mi dediğim an hocamın söylediği cümle Osman Turan'dan daha iyi mi biliyorsun? Tabii ki daha iyi bilmiyorum. Yani Osman Turan müthiş bir değer ya. Bilmeyelim. Büyük bir tarihçi. Ama olabilir mi? Tabii ki neden bilmeyelim? Bu herhangi bir arkadaşımız, hatta sınıfın en tembeli de olabilir. Bir soru Evet. sorabilir. O sorunun cevabı Osman Turan'da yoksa veya yanlış varsa o arkadaşımız o konuyu Osman Turan kadar değil ama bir konu özelinde ben işte bir kimsenin mahallesini, köyünü o kimse kadar bilemem ama ben Türkiye coğrafyasını ondan 1.000 kat daha iyi bilebilirim. Bu buna Evet. benzer. Yani bu hiçbir şekilde cevap değildir ki bu işte konuşma Cüneyt ile Kaan'ın konuşması bize bunu gösteriyor. Ben daha sonra Süryani Mikail'in kitabında 12. yüzyıldan bir Evet. Süryani yazardır. Meşhur. İşte onun kitabında görünce anladım ki hayır Osman Turan'ın fikri değil. Osman Turan oradan ondan almış bunu. Büyük Ney konu? ihtimalle. Eski Türklerin diniyle İslam birbirine çok benziyordu. Bu yüzden Türkler hemen İslam'a geçiverdiler. Ha, öyle mi Yani oldu? bu konuda birazdan geçeriz hocam ama aslında kolaylaştırdı desek daha mantıklı. Yani hani yol açtı demeyelim de aslında benimsenmesinde özümsenmesine kolaylaştırmış olabilir ama tek başına bir etken olmadığını daha doğrusu kitabınızda söylüyorsunuz. Hemen buradan hocam şeye geçmek istiyorum. Bu Talas Savaşı, o meşhur Talas Savaşı nazariyesi var. Yani yatıp kalkıp Talas Savaşı diyoruz. Yani işte 751 Talas Savaşı, Türkler hemen bir gün sonra Müslüman oldular. Ondan sonra her yer Allah Allah diye nidalarla doldu falan. Aslında Talas Savaşı'nın o kadar büyük bir etkiye sahip olmadığını ve Talas Savaşı'ndan sonra neredeyse 200 yıl sonra Türklerin Müslümanlaşmaya, daha doğrusu Müslüman olduğunu siz kitabınızda belirtiyorsunuz. Biraz da bu Talas Savaşı ve Talas Savaşı'ndan sonraki o Türklerin İslamlaşmasına girmek istiyorum ama buradaki bir Karluklar var. Meşhur bir Karluk. Hemen Talas Savaşı'ndan sonra bir gün sonra Müslüman olmuş gibi vurgulanır. Bu Karlukların hayat hikayesi de çok ilginç. Uygurlarla, Basmirlerle gidip Göktürklere son veriyorlar. Sonra bir Basmir Kağanlığı kuruluyor. Daha sonra Uygurlar buna itiraz ediyorlar. Tabiri caizse Karlukları kandırıyorlar. Şu Basmirlere bir son verelim. Ondan sonra hallederiz diyorlar. Sonra Uygurlar Basmirlere son verdikten sonra bu sefer Karluklara da cephe dönüyorlar. Karluklar da mecburen Uygur ülkesinden, daha doğrusu o bölgeden ayrılarak maceraları var. Çin'le maceraları var, Araplarla maceraları var. Uzun bir macera sonrasında bir nevi Talas Savaşı'nı kendi ortasında buluyorlar. Böyle şaşkın bir şekilde, tarafı da değiller. Bir şaşkın bir şekilde acaba ne yapalım diye düşünürken Talas Savaşı'na bir taraf değiştirme mevzusu var. Bu konulara hocam değinirseniz mutluluk duyarım. Evet, şimdi o Talas Savaşı'nı nazariyesini savunanları eleştirdiğimi söylüyorsunuz da böyle bir nazariye zaten olmaz. Böyle saçma bir şey zaten olmaz. Benim söylememe gerek yok. Türklerin İslamlaşmasının Talas ile bir ilgisinin olmadığını, Talas'la Türklerin İslamlaşmasının başladığını söyleyenler söylüyor. 751 neresi? 940 neresi? Talas Yani en Savaşı erken 921 İbni Fatlan Seyahatnamesi İdir bunu Bulgar Devleti almış ha. kendileri de Talas Savaşı Türkleri işte İslam'a, Araplara, Müslümanlara yaklaştırdı. Ve İslam kabul edilmeye başladı. Ondan sonra birdenbire atlıyorlar. O 200 sene ne oldu? 200 sene Evet. boyunca niye birdenbire zaman atlayıveriyor böyle hızlı sarıyor? 200 sene az mı bir zaman? Yani bizim şimdiden 200 sene geriye gittiğimizde 2. Mahmut dönemine gidiyoruz. Bayağı eski bir zaman değil mi Evet. tarihte? Az bir Kesinlikle. zaman dilimi değildir. Niye o kadar hemen sarıveriyoruz birdenbire? Talas Savaşı olmuş mu acaba? Ben onu merak ediyorum. Yani öyle tarihte etkili olmuş bir Talas Savaşı yok da. Yani yazsak mı kitaplara? Hiç yazmasak mı? Bahsetmesek mi? Bahsetmesek bir şey değişir mi? Yani bir yer tutmasına değiyor mu? Biraz abartarak Belki söylüyorum kağıt ama. mevzusundan dolayı bu Semerkant'ta kağıt üretilmesi. Ama o da çok şey kalmış. Yani hani bu kadar da çok etkili olan bir durum olmamış kağıt üretimi. Çok
Şifahi kalmış. Onu görüyoruz biz. Daha sonra Evet. İbni Fazıl, yanılmıyorsam İbni Fazıl Bağdat'ta bir kağıt atölyesi açıyor Semerkant dışında. Ondan sonra hala eski tür kullanılan malzemeden hala kitaplar kullanılıyor. Aslında kağıdın yaygınlaşması çok çok sonra. Neredeyse Talas Savaşı'ndan 700 yıl sonra. Biraz da o yönden de bakmak lazım ama bu Talas Savaşı'nda pardon, bu Talas Savaşı'nda Karlukların durumu çok ilginç. Yani hani ben en çok ilginç duyduğum nokta o. Bir gün kendini Talas Savaşı'nda buluyorlar. Bir anda Çin, bir anda işte Araplar. Biz Abbasiler diyoruz ama tabii daha bir sene önce, 2 sene önce Emeviler yıkılmış, Abbasiler kurulmuş ama Karlukların, Abbasilerin ağasından anladıklarını bile sanmıyoruz biz büyük ihtimalle. Ki yani bir devlet değişecek, hanedan değişecek. Hemen bir günde öğrenecekler. Aa diyecekler, bunların politikaları daha ılımlı. İşte Emeviler sert politikayı, daha bunlar ılımlı. Hemen bunlar ılımlı oldukları için biz hemen bunlarla dost olalım, Müslüman olalım demeler imkansız. Bence ki birçok şeyde de ifade ediliyor. Abbasi yönetiminin tezahürü belki 50 yıl falan sürmüştür. 50 yıl sonra hissedilmiştir. Böyle Emevilerden sonra bir gün içerisinde Abbasi idaresinin o ılımlılığı ya da o tarz değişikliği yani 50 yıl sürmüştür diye ben de tahmin ediyorum. Bu konuda hocam ben araya girdim. Naçizane fikirlerinizi ilgiyle dinliyorum. Estağfurullah. Talas Savaşı Türklerin değil de olsa olsa Soğutların belki İslamlaşmasını Evet. hızlandırmıştır. Çinlilerin yüzünü gördüğü için Semerkant yöneticisine yaptıklarını Çinlilerin, Araplar yanı başımızda, hiç onlarla iyi geçinmek Çin'den daha iyi belki noktasına geldiler Soğutlar. Çünkü ondan sonraki dönemde Soğutların, Abbasilerin ilk kuşaklarından itibaren İslamlaşmanın orada başladığını görüyoruz. Daha önce uzun süre, çok uzun süre direniyorlar. Ama belki buna yaramıştır Çinlilerin gelişi. Çinlilerden Araplar, işte ki 750'den bahsediyoruz. 100 küsür yıl olmuş, Araplar daha gitmemişler. Gidecekleri de yok. Evet. Dolayısıyla Çin de geldiği zaman iyi bir şey getirmeyecek. Yüzünü gösterdi Çinliler gittikleri yerde nasıl davrandıklarını. Hiç olmazsa Arapların işte emrinde cizye verip yaşıyoruz dediler belki. Evet. Ve muhtemelen de aynı sebeple ben Suluk Ağa'nı, bu yerli halkların yalnız bırakmasını aynı sebebe sanırım bağlıyorum. Bunlar buradalar. Yarın yine burada olacaklar, gidecekleri yok. Bunlarla iyi geçinmek, Araplarla iyi geçinmek belki daha iyi noktasına geldi bunlar. Çünkü Suluk Ağa'nın döneminde de işte 80-90 yıl olmuş, Araplar hala oradalar. Beri taraftan Abbasilerin yönetiminin yerleşmesi, ilk Seffah'ın talimatı var idi valilere. Yani şey, etkisini hissettirmesi uzun sürdü ama bunun uygulamaya konması Abbas tarihiyle birlikte başlar. Savaş yok arkadaş, artık savaşmayacağız. Herkesle iyi geçineceğiz ama bizi zaaf içinde gösterecek olan yerlerde de, cephelerde, yani devam eden cephelerde geri adım atmayacağız. Gücümüzü göstereceğiz, hiçbir cepheden geri adım atmayacağız. Ama yeni savaşlarda, yeni cephelerde açmayacağız. Bundan sonra barış içinde savaşmayacağız, sevişeceğiz. Böyle bir talimat var halifenin valilere. Özellikle Arminiye valiliğinde biz bunu görüyoruz. Masallara konu olan Kaftağ Padişahı, onun peri kızı. Değil mi? Zenginliği, peri kızının güzelliği falan masallara konu olacaktır. Bu dönemde işte Arminiye valisinin Hazar Kağan'ın kızıyla evlenmesi falan. Neyse. Hatta öldürmesi o ilginç bir nokta yani hani hamile olan karısını öldürmesi, bundan dolayı Hazarların bir Araplara karşı cephe alması da var. Ama öldürmesi değil, öldürdüğünü bilmiyoruz ya. Kaynaklarda öyle bir şey yok. Hazarlar siz öldürdünüz Öldürdünüz diyerekten saldırıyor. iddiasında da Sonra da bulunuyor. Özür dileyip çekiliyorlar. Onun işte kendisi hamileyken ölümünü
işte bahane gösterip sonra Hazarlar işte vazgeçiyorlar galiba hatalıyız diyerekten. Neyse doğuya dönersek Abbasi Evet. gücünün yerleşmesi. Şimdi isyanlar başladı Emevilere karşı bir de isyan alışkanlığı başladı. Abbasiler geldi. Abbasilerin döneminde o isyan etmeye alışmış olan şeyler Abbasiler Emevilere karşı Müslüman olmayan halkı da isyan ettiriyorlardı. Evet. Ya onları da bu işte bu devleti yıkanın falan diyerekten zaten Horasan'da işte İran'ın kuzeyindeki Taberistan'daki Deylem'deki bilmem ne Müslüman olmayan İranlıları da Emevilere karşı Abbasiler kışkırtıyorlardı. Sonra kendileri geldiler. 780'lere kadar ilk 20-30 yılı boyunca Abbasiler her tarafta isyan bastırmaya çalıştılar ve çok kanlı oldu. Evet. Yani Seffah nereden geldi? Bu Kan isim dökücü. çok kan döktüğü için. Ondan sonra Cafer döneminde de değişen bir şey yok. 30 yıla yakın boyunca Abbasiler bu kez o zamanında isyana kaldırdıkları, alıştırdıkları halkı bu kez itaate alıştırmak için çabaladılar. Çok kan döktüler. Tabii bu Türkistan'da da görüldü. Özellikle yukarı Horasan'da Mukanna isyanı, Peçeli'nin isyanı Geçelim gibi. isyanı. O çok özgün bir olay olduğu için dikkat çekmiştir. Ama Evet. daha bir sürü isyan vardır bu şekilde. Dini sebepli olan, Kaymak isyanları siyasi var, Hamdan tabii isyanları var. aynen. Bir sürü evet gerçekten de dış dünya için hissedilmiştir. Yani sınırın ötesi için Evet. bir günde hissedilmiştir. Yani bir bıçak gibi kesilmiştir. Tamam, onu diyebiliriz de Abbasilerin halifeliğin kendi sınırlar içinde bunun tabii bir gün içinde havanın değişmesi, bulutların gidip güneşin açması öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Evet. Peki hocam, burada artık Türklerin İslamlaşması meselesine geldiğimizde buraya şunu birkaç başlık içerisinde ben eğer sıralarsam, eğer siz de katkı sağlarsanız sevinirim. Bu Türklerin İslamlaşmasında bazı iddialar var. Bir, kılıç zoruyla. İşte Türkler kılıç zoruyla zorla Müslüman oldu. Ondan sonra korktular, Müslüman oldular. Böyle bir iddia var. Zaten bu iddianın yersizliği ortada ama vurgulayayım. İki, işte Türklerle daha doğrusu Türklerin diniyle İslamiyet arasındaki benzerlikler. Bu sayede Türkler dediler ki, aa ne güzel, hadi bu dine geçelim falan. İkinci iddia bu. Üçüncü bir iddia, tüccarların faaliyetleri, yapmış olduğu faaliyetler, tüccarların gidip yapmış olduğu işte o ilişkiler. Dördüncüsü ise tasavvuf ehlinin, burada tarikatlardan ziyade mutasavvıfların, daha doğrusu misyonerlerin diyelim biz, İslam misyonerlerinin yapmış olduğu faaliyetler. Ve bir de son olarak da şu, işte sizin kitabınızı okurken denk geldim. Bana ilginç gelen bir özellik olarak da söyleyeyim. Özellikle Abbasilerin, Emevilerden sonra Abbasilerin iç isyanlarla mücadele etmesi, bir Abbasi yönetiminin, merkezi otoritenin zayıflaması, bu zayıflama sonrası din değiştiren milletlerin, toplulukların aynı zamanda bağımsızlıklarını yitirmesiyle paralel olması sonrası Türklerin biraz İslamiyet'e uzak durduğunu biliyoruz biz. Abbasiler zayıfladıktan sonra işte Ptolemaoğulları, Eşidiler gibi, Samaniler gibi birçok böyle Abbasiler içerisinden tabiri caizse devletçikler çıkınca tabi Abbasilerin o ağırlığı, merkezi otoritesi zayıflayınca Türklerin artık İslamlaşmayla beraber bağımsızlıklarını yitirmeyeceğini anlaması da Türklerin İslamlaşmasına etkili olduğunu söylemiştiniz. Bu konuda hocam Türklerin İslamlaşması hakkında da fikirlerinize şu anda müracaat edelim diyelim. Evet, o diğer fikirler en başta söylemiştim. Yani bu alanın uzmanlarının, bu alanı çalışanlarının oluşturduğu bir gelenek var. Birbirinden küçük farklarla ayrılır bir şekilde bunu açıklayan. Bunun dışındaki görüşleri biz görüş olarak almayalım. Tarihçilerin işidir. Tarih bunu bilenlerin işidir. İslam gelmiş kucak açalım diyerekten insanlar böyle saldırmadığı gibi
Çok basit bir kronolojiyi açıklayamayan insanlar işte kılıç zoruyla Müslüman oldu. Son savaş 737 senesinde. Evet. 940 senesiyle 737 senesinde 203 yıl fark var. 737'de son savaş bitti. 940'ta kılıç nerede? Nur nerede? Bilmem ne nerede? Tarihin kendi içinde ya. Sizin Bugün cümlenizi de araya girmek bugünden değil. istiyorum. Türkler kılıç zoruyla Müslüman olmadılar. Tam tersi, Türkler Müslüman olduklarına zaten kılıç onların elindeydi. Bu cümleniz gerçekten kitabı okurken bana çok ilginç gelmişti. Müslüman olurken zaten kılıç onların elindeydi. Niye zorla Müslüman olsun ki? Evet, çıkarlara el verdiği için kabul ettiler. Evet. Şimdi dedim ya, basit 200 yıllık bir kronolojiye tutturamayan bir görüşün, kronoloji tarihte temel yani, önce onu merak ederiz. Hangi sene oldu deriz. Evet. Türkler hangi sene Müslüman oldu, kitlesel olarak olmaya başladı? İşte 900'ler. Hangi sene savaşlar oldu? En son savaş 737'de oldu. Evet. Bu neye benziyor? Temel uçaktan paraşütle atlamış ama yeri tutturamamış. Buna benziyor biraz. Evet. Bu kadar büyük bir kronoloji aksaması, uyuşmazlığı olamaz. Ve dedim ya, bunları biz her iki görüşü de tarih biliminin alanının dışındaki görüşler olarak alalım. Tarihte ne olduğu önemli. Hoşumuza gider gitmez. Biz bilim insanları olarak tarihte ne olduğunu tespit etmeye, anlamaya çalışırız. Tarihi eğip bükmek bilmem ne bizim işimiz olamaz. En azından ona alet olamayız. Evet, bunu söylerken de evet, Osman Turan büyük bir tarihçimiz, çok büyük hizmetleri vardır. Ama onun söylediklerinin de işte uyuşmazlıkları çok fazla. Onları falan da dahil ederek söylüyorum. Daha doğrusu o dönemde o şekilde görülmüş, o şekilde incelenmiş. Ama biz bugüne geldiğimizde daha farklı düşünüyoruz, daha farklı şeyler görüyoruz. Daha farklı şeylerin o zaman nazara almayan, daha farklı şeylerin üzerinde fikir yürütüyoruz. Evet, nereden geldik? Sebeplerini mi konuşacaktık İslamlaşmanın? Türklerin İslamlaşmasının sebepleri hocam. Evet, eski Türk dininin İslam dinine çok benzediği doğru. Bunu Evet. İslam'dan çok önce Tahun çağından başlayarak, belki hatta Saka çağından başlayarak kaynaklar söylüyor. Fakat bir dinin öbür dine benzemesi, o dine geçiş için kolaylaştırıcı mıdır, zorlaştırıcı mıdır? Bence Yani şimdi zorlaştırıcı yani. Ben şimdi İslamiyet'i bırakıp diğer tabii İslamiye ki geçeyim ki birbirine benziyor yani. Bana ne vaat ediyor ekstradan? şimdi Yani ne farklı? sizdeki ceket bende de var ise ben aynı ceketten niye alayım yani? Evet. Buna benzeyecektir. Bu ki Süryani Mikail'in fikridir. Osman Turan Hoca da ondan alarak kullanmış ve Türkiye'de bu yerleşmiş. Eski Türk dini İslam'a çok benzediği için Türkler kolaylıkla geçti. Bir kere kolaylıkla geçmedi. İki, benzerlik bir sebep olamaz. Bunun benzerliğin bir sebep olmasının örneklerini bilmiyoruz. Aksine Türkler eski Türk dinine hiç benzemeyen, yaşam tarzlarına hiç uymayan Maneheizm bir gibi, sürü dine de Budizm geçtiler. gibi. Menheyliğe de geçtiler. Budacılığa da geçtiler. Musevi de oldular. Hristiyan da oldular. Bunların hiçbirisi eski Türk, ya ilk ikisi özellikle değil, eski Türk dinine benzemek Türk'ün hayat tarzına hiçbir şekilde uyum göstermiyor. Ama buna rağmen oldular. Demek ki kitapta demiştik, sebepsiz de sevilir. Bir sebep Evet. açıklamamıza gerek yok. İşte bu milli bünyeye uyuyor, bu uymuyor. Uysa da uymasa da kabul etmiş. Bağlanmış, bunun için savaşmış, maniheylik için savaşmış, budacılık için savaşmış. Karahanlılarla Uygurlar, Kaçkarlı Mahmut anlatıyor, kuşaklar boyu çatışmışlar Evet. bu yüzden. Yani uysa da uymasa da bunu bu şekilde insanlar kabul etmişler. Dolayısıyla bir dinin bir bünyeye uyup uymaması, her ikisi de.
bir sebep olarak önümüze çıkmıyor. Yani bir sebep olarak, bir katalizör olarak gösterme imkanımız yok. Bunun örnekleri yok. Yani birbirine benziyorsa kendininkini korur. Alışık olduğu, bildiği, inancı korur. O Evet. zaman Yahudiler niye Müslüman olmadı? Değil mi? Veya Müslümanlar niye Yahudi Hristiyanlar olmadılar? ya da Hristiyanlar topluca niye Müslüman olmadılar? Evet. Aynen böyle. Dolayısıyla bu açıklayıcı bir husus değil. Tasavvufun kronolojisi tutmuyor. Evet. Şimdi isimle ben inceledim çalışmaları. Hatta isim belli başlı isimlerle ilgili çalışmalara da baktım. İslam ülkelerinde gezinen, hayatlar İslam ülkelerine geçmiş olan, işte Afganistan'daki, İran'daki, Şam'daki, Bağdat'taki bilmem kimsenin onların hayatları örnek veriliyor Orta Asya'daki. İyi de bunlar Orta Asya'da çadırlarda bilmem ne de gezmiş insanlar değiller. Üstelik de kronoloji tutmuyor. İşte herkes söylüyor Ahmet Yesevi'yi hocam ne yapacaksın? Ahmet Yesevi'nin hiç mi etkisi yok? Arkadaş Yani yapmayın, etmeyin, kafayı yedirtmeyin bana. 12. yüzyıl ya Ahmet Yesevi'nin yaşadığı dönem. 12. artık işte yüzyıl. zaten Müslüman. 12. yüzyıldan bahsediyoruz. Ahmet Yesevi diyorlar bana. Dünyadaki neredeyse Türklerin tamamı Müslüman olmuş o dönemde. Tasavvufun Türklerin İslamlaşmasına etkisi konusunda hiçbir delilimiz bence yok. Vardır 3-5 küçük de. Evet. Tarihi bir çalışmada bir sebep olarak gösterecek şekilde bir delilimiz yok. Ben onun daha çok tasavvufu şirin göstermek için bir kısım tarihçiler tarafından ileri sürüldüğünü sanıyorum. Bir rolünün olduğunu sanmıyorum ki tasavvufun İslam içinde bir yeri var mı, İslam'la ilgisi var mı? O da ayrı mesele. O da çok değişik Çünkü zaten kaynağı açısından Budizm ve farklı gayet inançlardan çok beslenmiştir. Bu konuya pek aynen. girmeyelim bence. Evet, onu ilahiyatçılar konuşsunlar, kendi aralarında çözsünler. Ama tasavvufun Türklerin İslamlaşması konusunda ki etkisine dair elimizde bir veri yok, bir emare yok, bir ipucu göremiyoruz. En azından ben göremiyorum. O söylenen şeylerde kusura bakmasınlar, kitapta da tek tek söyledik, inceledik. Evet. Bir zamanı tutturmak lazım. Evet. Ha bunun dışında ne? Mesela birkaç Tüccarların şarkiyatçı faaliyetlerinden. tarafından, evet, bir görkemli medeniyetten etkilenme. Yahu bu Türk tarih boyunca öyle bir yaratık ki bu Türk güçlünün inadına, güçlünün iradesinin inadına hareket ediyor. Evet. Hiçbir zaman bu falanca Çin çok güçlü, Bizans, Roma çok güçlü, İran çok güçlü, muhteşem medeniyetleri var, güzel kentleri var. İşte gavur yapıyor, güzel yapıyor diyerekten etkilenip hiç inançlarını değiştirmemişler. Değiştirenleri de cezalandırmışlar. Evet. Kendi içlerine geldiği zaman hiçbir şekilde falanca medeniyetin yani yüzyıllarca Türkler Çin'den asla bir inanç almadılar. Çin'den neyi aldılar? Çinlilerin yerlerde sürükleyip itip kalktıkları Budist rahipler gördüler. Tabii bir Türk'ün tabiatına zıt bir garibi öyle dövülürken görmek ne oluyor lan deyip araya girdiler. Kurtardılar rahipleri, aldılar ve onların dinine geçtiler. Evet. Çinlerin değil de Çin o kadar binlerce yıldır ilişki içindeler. Çin'in görkemi Türklere bir inanç ihracına imkan tanımadı. Evet. Roma bunu yapamadı, Bizans yapamadı, İran yapamadı. Türklerin umrunda değil. İstediği kadar muhteşem bir medeniyet olsun, o medeniyetin görkemi Türklerin onların inancına meyletmesine imkan tanımıyor. Aksine sıkı bir şekilde karşılar. Öyle de bir özelliğimiz var. Ama
İşte biz çalışırken çok kafa yorduk, düşündük. O değil, bu değil, bu değil. İnsanlar niye bunu yapıyorlar? Evet, bir sebep gerek yok. Canı ister yapar. İlla da kendisine bile insanın bir şeyi bazen bir şey yaparız. Kendimize bile açıklama ihtiyacı hissetmeyiz. Canım istedi, yaptım deriz. Tamam, ama işte yine de görmeyiz. Anlamaya çalışıyoruz, görmeye çalışıyoruz. Nedir, ne olsa gerektir bunun sebepleri? İşte diğerlerini düşünüyoruz. Bir şablon, değişmeyen bir şablon karşımıza çıkıyor. Demin söylediğim Çin'de köteklenen Budacı rahipler örneğindeki gibi hangi dinleri hangi aşamalarda nasıl kabul ettiler? Yahu Türkler hep böyle gariban, zayıf, dövülen, ezilen adamların dinlerini almış kabul etmişler. İlginç bir şey. Evet. Türklerde manihilik yayıldığında manihilik Suudi Arabistan'ın yani en önemli merkezi Semerkant olan bir din değil mi? Evet. Manihilik ana yurdunu tamamen İslam'a kaptırmıştı. Uygurlar, Bögük Ağan manihi inancına geçtiği zaman manihiliğin ana yurdu Müslümanların elindeydi. Yani gurbetteydi. Gurbette garip bir haldeydi manihiler. Bögük Ağan onların dinini kabul etti. Öbür taraftan Taspar Kağan işte Çin'deki şeyler işte garibanları gördü, onlardan etkilendi falan. Hazar'daki Musevilik olayı tamamen farklı bir şey. Bakın Türk Kağan'ının tavrıyla Kiev Rus Knezi'nin tavrı çok farklı. Çok çok farklı. Yahudiler işte geliyorlar Vladimir'e. İşte Yahudi olmasını, Musevi inancına geçmesini öneriyorlar. Siz diyor durumunuz ne, dünyada böyle dağılmış, perişan, her tarafta parça parça yaşıyorsunuz. Niye böylesiniz diyor. Tanrı bizi cezalandırdı diyor. O Niye zaman niye günahlarımızdan dediniz ötürü? ilginç? Yani Musevi hahamlar öyle cevap veriyorlar. Tanrı bizi günahlarımız için cezalandırdı. Ya gidin başımdan kardeşim, sizin inancınıza geçeyim. Ben de sizin gibi cezalandırılayım. Onu mu istiyorsunuz? Başından kovuyor. Vladimir Musevileri başından kovuyor. Ama Hazar Kağan'ı öyle bir şey yapmıyor. Bu Ya. gariban, yersiz, yurtsuz kendilerine sığınmış Bizans'tan kaçarak her şeylerini geride bırakıp kendilerine sığınmış olan insanların dinine geçiyor Hazarlar. Ruslardan farklı bir işte tavır geliştirerek. Acaba bunu İslam'da da görebilir miyiz? Gerçekten de İslam, Türkler İslam devletinin merkezini çok yakından tanımaya başlar. Neyle? Gulam, Memlük sistemiyle. Evet. Ta işte Memun Mutasım zamanına zaten yerleşmişti ama öncesi de var. Ta belki Cafer zamanından itibaren, Harun Reşit zamanında zaten var idi. Harun Reşit'in hanımı Yani zaten neredeyse Şah neredeyse Abbasi Devleti'nin Hatun. tarihiyle başlıyor Türklerin orada bulunma. Bağdat Samarra gerçekten Devrimi. muhteşem bir şeydir. Tabii daha sonraki dönemdedir. Bağdat'ın kendisi de Abbasiler tarafından kurulmuştur bu arada. Öncesinde Evet. yoktur. Yani Evet, doğru. Abbasilerin Yüzde yetmiş sıfırdan selam. kurdukları bir kenttir. Evet. Muhteşem bir kenttir. Gerçekten uçsuz bucaksız bir alana yayılmış saraylarıyla, bahçeleriyle bilmem yaşanacak bir kenttir. Nüfusu işte yüz binleri aşmış, milyona ulaşmış ta o dönemde. Herkesin yaşamak istediği bir yer falan. Türkler Bağdat'ı da görüyorlar, Fustat'ı, Şam'ı da görüyorlar, Musul'u da görüyorlar. Kahire yok o zaman, Fustat var. Fustat'ı da görüyorlar. Buraların hani medeni bir görkem ise Türkler bunu zaten görüyorlar. Ve aşina oluyorlar. Fakat Hakkı Dursun Yıldız Hoca'nın tezi o konuda. Öbür türlü analitik bir şey yok. Yani onun Evet. Türkler ve İslam kitabında konu Abbasi hizmetindeki Türkler. Şimdi bunlar geldiler, çalıştılar da onların oradan buraya gelişi tek yönlü bir, ya yani çift yönlü bir etkileşim, da etkileşim diyebilir miyiz? Mümkünatı yok. Kalıyor, yerleşiyor, belki evleniyor,
Türk'le veya Arap'la bilmem ne fark etmiyor. Türkistan'dan buraya gelmiş olan kişi Müslüman olmuş olmamış, samimi veya değil. Ama Türkistan'a geri dönecek bir etkisi yok. Yani Yani meçhul hiçbir... şey var. IŞİD hükümdarı olan Muhammed bin Tunç, Fergana hükümdarının soyundan geldiği iddia ediliyor. Kendisi gidip Mısır'da devlet kuruyor. Yani Fergana'ya gideyim de devlet kurayım demiyor. Yani biz Tabii ki. zaten öyleyizdir. Şu anda da öyle. Yani en azından yaşadığım coğrafyada, Gebze için söylemek gerekirse, Anadolu'nun birçok yerinden buraya insanlar gelip yerleşmişler ve bu saatten sonra bir memleket özlemi olsa da bu saatten sonra gidip memleketime tekrar yerleşim, oraya yerleşim, oraya gideyim işte oraya sürekli gideyim. Öyle bir muhabbet yok. Yani bugün de bile bizde bir söz vardır. Doğduğun yer değil, doyduğun yer senin yurdundur, vatanın. Bunu her Aynen. zaman uygulamışız biz. Şimdi nüfusun Türkistan'a geri dönüşü, dolayısıyla bir etkinin geri dönüşü söz konusu olmadığı için tek taraflı bir akış vardır. Bu da Türklerin Müslümanlaşması kapsamında ele alınamaz. Bu Evet. Arap ülkelerine göçen Türklerin İslam'la tanışması, Müslümanlaşması, Türk fertlerin Müslümanlaşması. Ama Türkistan'ın ana Türk nüfusunun İslamlaşmasında bu gulam sisteminin bir etkisi olmaz. Fakat etkisi şöyle olur. Demin dedik, o hızlı sardığınız 200 senede neler oldu? 200 senede neredeyse hiçbir şey olmadı. Durağan bir dönem. Böyle savaşın olmadığı, normal ticari ilişkilerin sürdüğü, bir tarafta bozkır bir ekosistem olarak, bir tarafta yerleşik dünya, bunların klasik ilişki sisteminin sürdüğü durağan bir hayat var. Ha tabii ki arada kavga, dövüş, gürültü oluyor, yağma çapul oluyor falan. Arapların da onlara tedbirlerini almışlar. Mümkün olduğunca olmaması için işte gözetleme kuleleri koymuşlar. Kervan gelirse daha farklı bir çapulcu grubu gelirse daha farklı. Ona göre tedbir alıyor, haber veriyorlar geri tarafı falan. Neyse, böyle 200 yıla yayılmış olan durağan bir dönem var. Teşekkür ediyorum. Bu dönem işte gulam en başından itibaren de erken bir dönemde gulam sisteminin, yani ney, gurbete çalışmaya gidiyorlar. Ne yapacak bu insanlar? Bunların çalışması kılıçla. Evet. Yani yapabildiği iş bu. Nasıl bugün biz işte Almanya'ya gidiyor işçilerimiz çalışmaya, onlar da gurbete çalışmaya, Bağdat'a bilmem Samara'ya gidiyorlar. O şekilde görmeliyiz. Çalışmaya gidilecek bir yer. Şimdi 1960'ları 70'leri düşünelim. Evet. Bir Türk'ün zihnindeki düşman yabancı. Bu düşman yabancılar içinde Alman var mıdır? En Yoktur. başta, en başta. Yok, halkın içinde. Yani Yunan gavuru bilmem ne falan deriz de Evet. Alman yoktur. Almanya çalışmaya gidilen bir yerdir. Evet. O şekilde düşünür insanımız. Ama Evet. İngiltere öyle değildir. Ha, oraya da sonra gitmişlerdir falan, işte daha eğitimli insanlar falan gitmiştir ama Almanya ile İngiltere'nin durumu farklıdır. Dolayısıyla o dönemde de artık öyle insanların gittiği, çalışmaya gittiği, savaşın olmadığı falan bir diğer ülke. Sıkıntı olmayan öteki olarak işte görüyorlar ve uzun süreli bir ilişki. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Nereden anlıyoruz? İbni Fazla'nın Bulgar'a giderken Oğuzlar içinde geçirdiği günlerden anlıyoruz. Evet. Böyle canlı yayında bize kamerayı tutmuş, canlı yayında o günleri anlatıyor. Ki 920 22, yılı, 22, 23. 20, 20'nin sonu 21'e girmişler değil mi? O dönemde. Özür dilerim, 21 şeyden çıkıyorlar, Şubat, Mart ayında Evet. Harezm'den çıkıyorlar. Doğru, baharın da Oğuz toprağına geçiyorlar. Ve canlı yayında bize anlatıyor durumu. Yine
200 sene geçmiş o durağan dönem. 750 senesinde Abbasiler gelmiş. Kalıcı barış dönemi başlamış. Ve 921'e kadar 171 sene geçmiş. Aradan tek tük Oğuzların arasında işte ki niye Oğuzlar önemli? Çünkü en yakını Harezm'in En yani yakın. İslam topraklarına en yakın topluluk En Oğuzlar. kalabalık bir de. Evet. İşte falanca Kur'an okumaya merak sardı. Bana Kur'an oku dedi. Okurken dinledi falan. İşine Böyle geldiği için sıkıntılar. yapmış onu. Yani anladığımız kadarıyla. İşte ama şunu söyleme işte falanca küçük Yinal Müslüman olmuştu ama halkı kabul etmediği için, yönetici olamayacağı için geri Evet. döndü. Böyle haberler var. Fakat işte şu kimse Müslüman oldu bilmem ne. Demek ki olmuş, tek tük oluyor. Ama henüz 921 senesindeyiz. Oğuzlar arasında İslamlaşma başladı diyemiyoruz. Fertlerden bahsediyoruz. O zaman ben şunu anlıyorum. Bu kadar yani ilişkiler iyi, savaş yok. Aksine bir geçim kaynağı. Hem pazara gidiyorsunuz, Müslümanların kentlerinin pazarlarında ve alışveriş yapıyorsunuz. Hem asker olarak gidip çalışıyorsunuz onların ordusunda bilmem ne. Ama 170 sene aradan geçmesine rağmen Türkler arasında İslamlaşma yok. Bu ciddi bir gecikme. Yani normal şartlarda baktığımızda. Evet. Çünkü Türklerin kafada bayağı direndiklerini anlıyoruz. Bir sebep başka yerlerde bu şekilde olmamış. Yani Belki ikinci bakıda hatta Hristiyanlık için de onu söyleyebiliriz ama işte Balkanlarda Bulgarların, Avarların, Macarların Hristiyanlaşmasında ama orada da sürekli bir mücadele var, savaş var. O savaş halinde de Hristiyanlığa geçiş biraz sıkıntılı olacak gibi. Ama doğuda aynen. da tam tersi Aynen. dediğiniz gibi barış ortamı var. Ama yine de dine geçmiyor. Çok ilginç bir durum. Çünkü daha önceki tecrübeler yaşadıkları iyi bir intiba almamışlar. O en Evet. başta giriş yaptık ya Said bin Osman'la. Evet. O intibalar Türkleri İslam'dan uzak tutmuş o dönemde. Kızmışlar. Ne kadar ara düzelse bile o ilk intibaları sürmüş uzunca bir dönem. Hazar'da da aynısını biz görüyoruz. Ki Hazar'la şey gibi olmadı. 95 yıl boyunca savaştılar. Çok büyük mücadeleler o Tabii. Kafkaslar'da Derbent 95 yıl süren arada birkaç yıllık çok uzun olmayan kesintilerle bir savaş var Hazar ile. Ki Hazar'ın İslamlaşması bence Türkistan'dan bence değil. Kaynaklarda öyle gösteriyor. Türkistan'dan yine daha hızlı buna rağmen. evet, Ama Hazar'da sonuçta ilginç bir biz İslamlaşma faaliyeti var. Hakan şimdi Yahudi ha şuna bağlayacağım. 270 sene dedik. Böyle durağan bir ilişki, ticaret bilmem ne. Ama yine tek tük var. 170 sene sonra bile. O zaman ben ticaretin falan da bir etki doğurduğunu ama karşı etkileri dengeleyemediğini düşünmek zorundayım. evet. Ve bunu biz bu karşı etkine Türklerin zamanında koydukları tepki ve Müslüman olduktan sonrasını yaptığı sonrasına dair yaptıkları hesap. Bunu da biz İdil Bulgar üzerinden çözebiliyoruz. Evet, almış han, İlteber almış han. Evet. İdil Bulgarları çok uzaktalar değil mi? Bugünkü Tataristanlar. Aradaki coğrafyada hiç Müslüman yok. Bir tarafında zaten Kafkaslar'da Hazar var. Türkistan tarafında da Müslüman olmayan Oğuzlar, Peçenekler vesaire var. İdil, Peçenekler 908-92'de sürülmüştü. İdil Bulgar Müslüman olduğunda Oğuzlarla komşular, Kıpçaklar var, Karluklar var. Bunların hiçbirisi henüz Müslüman değil. Ve böyle uzakta olan İslam topraklarıyla teması olmayan bir halk içinde İslam yerleşmiş ve yayılmış. Üstelik de önce halkın içinde yayılmış, daha sonra ona dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yani
Almuş Han Müslüman oldu, halkı da İslam'a geçti. Öyle bir şey yok. Aksine ben daha başka kaynaklardan baktığımız ve satır aralarında gördüğümüz kadarıyla yönetimin sonradan İslam'a geçtiğini, halkın daha önden Müslüman olduğunu tahmin ediyoruz, görüyoruz. O da 921 senesi değildir. Şimdi 1000. yılı kutlayacaklar. Eyvallah. Çok güzel. Kutlasınlar. Kardeşim, İbni Fazlan 921 senesinde oraya gittiğinde camisi var, mescidi var, kendi fıkıh sistemi var. Evet, Çözmüş. çok ilginç. İlginç Çünkü o namaz meselesi var. aynen konuşmuşlar, çözmüşler, kendi fıkıhlarını oluşturmuşlar. Kendi işte namaz vakitleri bilmem ne, günler geceler değil mi? Arapların yaşamadığı, bilmediği şeyler bunlar. Daha erken bir dönemde. Yani 8903 senesi itibariyle ben kesin diyebiliyorum. Ama Evet. belki 890'lara da gidiyor. Şimdi İslam coğrafyasının kenarındaki sürekli Müslümanları gören Türkler, göçebe Türkler Müslüman olmazken uzaktaki hiç görmeyen insanlar böyle Müslüman oluyorlar ve erkenden ve yerleşiyor da ülkede İslam. Bu Evet. ilginç bir durum. Ondan sonra ta düşünürken işte az önce söylemiştik Mavre Nehri'ne yerleştirilmiş Araplar falan vardı. Bunlar asimile oldu, bir kısmı geri çekildi falan filan. Türkler Arapları görmeden Müslüman oldular. Yani Yani Allah'tan da yukarıdakiler hiç görmemişler. yukarıdakiler Bulgarlar hiç görmedi Arapları. Aşağıdakiler de Mavera-ı-Nehir'deki Arap nüfusu ortadan kalktıktan sonra Müslüman oldu. Araplardan almadı İslam'ı ve bu yüzden işte dilimizdeki dini ıslah işte Yani Farsça bir kısmında İran'da. Soğutça biz Farsça olarak biliyoruz da Soğutça'ya gidiyor bir kısmının da kökleri. Evet. Evet, o zaman karşısındaki güçlü yapının çöktüğü bir dönemde ondan bir tehlike gelmeyeceğini gördüğü bir dönemde o dini alıyor, benimsiyor. Kendisi güçlü, hakim, kendine güveni var Türk'ün. Evet. Garibanı da onun için destekliyor. Evet. Öbür güçlüye karşı çıkıyor, garibanın yanında yer alıyor. Onun dinini almakta da bir sakınca görmüyor. Ama beri taraftan işte kitapta bizim yeniliğimiz bütün dünyada şu an İngilizce olarak da çok talep geldi. Ama elimdeki işleri bitiremedim. Ancak Nisan ayı itibariyle başlayabileceğiz. Bir uluslararası proje başlattık. Bu bizim tezimiz ilgi çekti. İlk kez oldu çünkü bu açıklama. Çünkü 9. 10. yüzyıllar sadece Türklerin değil, bütün dünyada insanların din değiştirdiği çağlar. Aynı Sonraki tarihte dönemde Batı'da da yani. aynen aynı anda birdenbire bir moda başlamış. Ha onun öncesinde böyle değil, seyrek nadiren var. Evet. Şimdi 510, 14, 15 neyse senesinde kesin değil. Frankların yöneticisi Clovis Hristiyan olmuş. Ama 500 seneye yakın hemen yanındaki kuzeyindeki Danimarkalılar 500 seneye yakın Hristiyan olmamışlar. İlginç bir durum. Bunun üzerine düşünmeli. Evet. Fakat Danimarkalılar Hristiyan olurken aynı anda Macarlar, Bulgarlar, Ruslar, Polonyalılar, doğudan batıya herkes birbirine yakın zamanlarda. Bir moda adeta. Böyle kronoloji orada yoğunlaşıyor. Din değiştirme kronolojisi. Ve Türkler de aynı günlerde. Sanki kürede, yerkürede bir şeyler oldu. Hava değişti. İnsanlar dinlerini değiştirmeye başladılar. Bunun üzerinde düşünmek gerekir. İşte bizim kitabımız ilk olarak hatta Hristiyanlık araştırmaları tarihinde de
Böyle bir şey yoktu. Buna dikkat edilmemişti ki o bizim projemizdeki çalışan hemen tamamı 2-3 Türk araştırmacı dışında tamamı işte Hristiyan. Aynı zamanda biz Hristiyan ülkelerindeki din değiştirmeler de inceliyoruz. Ben tabii tezimde kitapta daha kısa olarak bunlardan bahsettim. Şimdi her birini ayrı ayrı Danimarka'da ne olduğunu, İsveç'te ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz ve bu genel şablona uyuyor mu, uymuyor mu? Uysa da uymasa da kronoloji işte yoğunlaşıyor dediğim gibi. O günlerde patır 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 bütün dünyada böyle. Şimdi dünyadaki işte 68 kuşağı olayları falan diyorlar ya, dönemsel olan. O zaman da böyle dönemsel bir gelişme olarak var. Bunun işte sebepleri üzerine düşünmemiz gerekiyor. Biz kendi bulduğumuz sebepleri yazdık kitabımızda. Din ile devletin zihinlerde özdeşleştirilmesi döneminin bitmesi gerekiyormuş. Meğer oymuş. Bir Türk, bir Türk yöneticisini düşünelim. Hristiyan olacak karar vermiş, gidiyor ama İstanbul'daki ya da Roma'daki makam ona devlete tabilik şartını sunuyor. Vaftiz olmak bilmem ne değil, değil, sorun orada değil. İmparatora tabi olacaksın. Batı'da da Roma'nın hamisi olan Frank İmparatoruna tabi olacaksın. Hristiyan Kilise olacaksan hakimiyeti çerçevesinde. şimdi şeyde İbnül Esir'de mi geçiyor? Tabiri'de değil de onda sanırım geçiyor. Onun için biraz ben dalgaya vurmuştum. Kuteybe Çin hükümdarına mektup yazmış ve İslam'a davet etmiş. Ama mektubu okuduğunuzda İslam'a davet etmiyor. Bizim yönetimimize gir diyor. Kuteybe Çin imparatorunu bizim yönetimimize gir diye çağırıyor. Mektubun özetle bir siyasi tehdit mektubu. Yani din değiştir, hidayete er bilmem ne demiyor. Bizim yönetimimize gir. Doğu'da benden sorulduğuna göre gel bana bağlan. Yani Horasan valisi Kuteybe Çin imparatoruna böyle bir mektup yazıyor. Bu da yine yani işte bir Karadeniz köyünün Çin'e savaş açması fıkrası var. Biraz ona benziyor falan ama kaynağımızda ciddi ciddi anlatıyor. Çin imparatoru korktu falan. Kara kara düşündü ne yapacağını. Halbuki Kuteybe gerçekte sahaya çıkmadı. Yani Kuteybe acaba Bozkır sahasına çıksaydı veya Kuteybe'nin karşısında Suluk Ağa'nın olsaydı. Suluk Ağa'nın Kuteybe'yi bir yıl yaşatmazdı sanmıyorum. Dedim ya dört ayak üzerine düşmüştü kendi döneminde. Yani Çin imparatorunu bu şekilde. Ha, konuyu dağıtmayalım. Şimdi mektubun içerisine baktığınızda dine çağırma değil de siyasi bağlılığa çağırma daha çok ağır basıyor. Müslüman olacaksan ilk şartı hayır kelime-i şehadet değil. Halifeye bağlanacaksın. Kendi bağımsızlığından vazgeçip önce bir halifeye bağlan, ondan sonra kelime-i şehadet getir. Adeta öyle bir anlayış var. Ama Pazar olarak o Hristiyanlık yüzden için de. Yahudi oldular zaten. Yani ne Aynen. Hristiyan olayım ne Müslüman olayım. Çünkü Hristiyan olsa Bizans'a bağlanacak. Aynen, Müslüman aynen. olsa işte Araplara bağlanacak. İkisinde de olmayayım. Ben Yahudi oldum diyor. Bir nevi bağımsız bir tutum için. Aynen. İnsanlar yani kafasına yatsa bile haliyle bağımsızlığından vazgeçmek istemeyecek. Ne hazır elindeki tahtını bırakmak ister kimse, hakimiyetini niye bırakmak istesin? Ne bir halk kendisini başka bir halkın boyunduruğuna kendisi girmek istemez. Hükümdarlarının kendilerini oraya sürüklemesini de istemezler normal olarak. Bu yüzden işte çok örnekleri vardır. Hristiyanlık için de Müslümanlık için de. İşte Müggel isminde birisi İstanbul'a gitti. Erken Hun kalıntılarından bir boyun önderidir. İstanbul'da Hristiyan oldu ama döner dönmez öldürüldü. Karadeniz kuzeyinde, Azak boylarındaki yurdunda. Bize hükümdarlık edemezsin diyerekten Hristiyan olduğun halde. Aynısını işte biz şeyde Oğuzlar'da görüyoruz. Daha bir sürü örneği var.
Halk da bunu istemiyor. Yani tamam, siyasi bağlılık ne? Biz niye başka bir halkın altında olalım? Halk da istemiyor ve haklı olarak bir yönetici de istemez. Kendi tahtından, saltanatından vazgeçecek, bir başka devlete bağlanacak. İşte zihinlerde bunun bitmesi gerekiyormuş. 860'lardaki iki gelişme bunu bitirdi. Ney bu? İkisini de Türkler yaptı. Biri 861 senesinde Türkler artık o kadar güçlendi ki kendi aralarında kavga ediyorlar. Ne kavgası? Senin kim mi halife olacak, benim kimi? Evet, Gidiyorlar o halifeyi Samara öldürüyorlar, devri. oğlunu. Halifeyi öldürdüler. Sonra büyük oğlunu. Sonra öbür oğlunu. Sonra üçüncü oğlunu. Geriye oğul kalmadı. 861-864 senesi arasında Türkler yapıyor. Kalkıyorlar kahvehaneden, gidiyorlar. İndiriyorlar, öldürüyorlar halifeyi. Bu alışıldık bir şey değildi. Yani Araplar kendileri yapabilirdi de, şimdi bu Türkler daha dün işte gelmişler. Bağdat'ta her şeye hakim olmuşlar. Hiç kimsenin sesi çıkamıyor bunlara karşı. Kararları bunlar veriyor. Üstelik bunların verdiği bir kararı da yine bunlar bozuyor. Bir Türk'ün kararını da başka bir Türk bozuyor. Evet. Türklerin dediği oluyor. Öyle bir ortam. Dolayısıyla artık Türklerin elinde oyuncak olan, o noktaya geliyoruz. Değil Arapların Türkleri tehdit etmesi. Yahu adam sarayda halifeyi yatağında doğuruyor yani. Türk'ün kontrolünde. Bu algı artık kalkıyor. Ve Türklerin yönettiği bir devlet, Türklerin karar verdiği bir yapı, o kocaman halifelik imparatorluğu o hale geliyor. Dolayısıyla Türk'ün gözünde bir tehdit olmaktan çıkıyor. Batı'da ne oluyor? Morris Kahn 864 senesinde mecburen Hristiyan oluyor. Zorda kalarak. Evet. Fakat olur olmaz hemen Roma'ya adamlar gönderiyor. Bizans ordusu tarafından kıstırılmış. Yukarıdan Macarlara karşı sefere çıkmış bütün ordusuyla. O kuzeye gittiği anda Bizanslılar haberdar. Bizanslılar da geriden vuruyorlar. Çaresiz kalıyor. O ortamda barış şartı olarak Bizanslılar Hristiyan olmasını koşuyor. Başka yapacak bir şey yok. Sene 864, aynı yıllar Bağdat'la. Tamam Hristiyan olayım diyor. Oldum diyor. Fakat Roma'ya adam gönderiyor hemen. Ben Hristiyanlığı Roma'dan alacağım diye. Ney? Derdi ney? Hristiyan olduğu zaman İstanbul'a bağlanacak. Dolayısıyla İşte bunun üzerine kilise. İstanbul'dan geliyor, gidiyor, telaşlanıyorlar. Yok oradan Roma'ya. Al bizimkini al. Bizimki daha iyi. Onlar şöyle bilmem. Adeta arada oynuyor ve İlk kez olmak üzere yani o ilk kiliseleri Süryani, Ermeni ve Alban ve Gürcü kiliselerini hariç tutarsak Roma öncesi kiliselerdir Batı'da. bunlar. Evet. İlk kez bir kilise şeyden bağımsız kendi devletinin kilisesi oluyor. Eksarhlığını kuruyor Bulgar devleti. Evet. Ve ikisine de bağlanıyor. Dini Ve bağımsız. Bizans açısından tabii bağımsız bir otokefal bir kilise oluyor. Ve Bizans açısından bütün planlar suya düşüyor. Bunları Hristiyan yapıp kontrol altına almaktı. Hiçbir şey değişmiyor. Bulgarlar Hristiyan olduktan sonra yine daha çok baş ağrıtmaya başlıyorlar. Yine aklımda. Bizans'ın aynen çok daha fazla Bizans'ın başını ağrıtmaya başlıyorlar. Ve sorun daha da artıyor. Yani Bulgarların Hristiyan olmasından öncekine göre sonraki dönemde Bizans'ın sıkıntıları çok daha fazla artıyor. Bulgarlarla sıkıntılar. Böylelikle Bulgarlar Hristiyan olmak eşittir Bizans'a bağlanmak ya da Frank İmparatorluğuna bağlanmak şeklindeki zihinlerdeki algıyı yıkmış oluyorlar. Ondan sonra da 864 senesinden sonra kademe kademe işte Hırvat, Sırp, Rus, ne bileyim
Batı'da İsveçler, Norveçler, Danimarkalılar başlıyor. Polonya işte 1960'larda Polonya takip ediyor bunları. Ve o dalga başlıyor. Ama işte Balkanlardan, Bulgarlardan başlıyor. Aynı şekilde de yukarıda da yine Bulgar olan Türkler bir başka Türk topluluğu da ilk Müslümanlığı kabul eden topluluk oluyor. Evet. Evet. Hocam çok uzun bir maratonda konuştunuz. Gerçekten yani ilgiyle dinledim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Gecenin bu saatine kadar gerçekten çok güzel ve ilginç bilgiler verdiniz. Türklerin İslamlaşması sadece Türklerin İslamlaşması değil, Hristiyanlığı kabulü, Yahudiliği kabulü hakkında da çok ufuk açıcı bilgiler verdiniz gerçekten. Tabii bu konuda Teşekkür ederim. gerçekten ben yıllar önce sizin kitabınızla tanıştığımda çok bana çok ilginç gelmişti. Yani hani Hırvat, Kubrat bağlantısını kurmuştunuz. Gerçi daha sonra bir diğer baskıda bu bağlantı farklılığı olarak da farklı görüşler de ortaya attınız ama Bulgarlar özellikle Kubrat Han'ın dağılmasından sonra, vefatından sonra Bulgarların dağılması ve dünyanın her yerine yapmış oldukları etkiler ve daha sonraki süreçte işte Oğuzlar, Beyli, Büyücü, İran, Turan derken gerçekten yani hani en son işte Türklerin İslam'ı kabulü Macarlar ki en son işte sizin Macarlar kitabınız çıktı. Böyle böyle gerçekten hızınıza yetişemiyorum. Ya ilk okuduğumda bu kitabınızı ilk okuduğumda birkaç ayda meydana getirdiğinizi söylemiştiniz. Ya ben biraz şaşırmıştım. Yani birkaç ayda bir kitap yazılabilir mi? Gerçekten şu anda konuştuklarınızdan yola çıkararak da zaten arkadaşlar görmüşlerdir. Yani birkaç ayda değil, birkaç günde bile yazabilecek bilgi donanımınız var. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten bu akşam İstanbul. çok ufuk açıcı bilgiler aldık. Arkadaşlar da bazı sorular sormuşlar ama mümkün olduğunca ben de yani sorulara baktım. Araya girebilir miyim diye soruları sordum size. Tabii siz daha sorular gelmeden kendiniz açıkladınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. İyi ki katıldınız. İnşallah bu derslerin devamı da gelir. İleriki zamanlarda, müsait olduğunuz zamanlarda inşallah diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kıymetler, Teşekkür saygılar ederim. hocam. Büyük zevk aldım. Güzel sohbetti. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar hocamıza katıldığı için teşekkür ederiz. Gerçekten çok uzun süren bir yayınımız oldu. Bu yayın itibariyle de ben de burada bitireyim. Sorularınızı zaten hocamız uzun uzun açıkladı. Bu özellikle ifade edeyim. Hocamızın katıldığı için teşekkür ederim. Sizin de ilgiyle dinlemeniz ve katılımınızdan dolayı size de teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah ileriki zamanlarda yeni konuklar ve yeni konularla tekrardan sizle beraber oluruz. Ama gerçekten hocamızdan büyük feyiz aldım. Hocamızın aynı zamanda YouTube'da Osman Karatay adlı bir video sayfası var. Yapmış olduğu dersleri arkadaşlar oraya atıyorum. Eğer siz YouTube'a Osman Karatay'ı da yazarsanız gerçekten şu anda sıcağı sıcağına atmış olduğu işte yapmış olduğu dersleri sıcağı sıcağına atıyor. Ben ilgiyle takip ediyorum. İşte en son arkadaşlar Ortaçağ Türk Tarihinin Kaynakları dersi, Bozkırt Tarihinin Meseleleri dersi gibi birçok dersle ilgili videolar atıyor. Bu açıdan büyük bir bilgilendirme oldu. Kıymetli arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. İnşallah bu yayını da arkadaşlar YouTube kanalıma da Beytar Hoca kanalıma da atacağım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.